Merhaba efendim. Siyaset notlarıyla devam ediyoruz Bengi Türk'teki yayınımıza. Gündemde çok yoğun başlıklar var. Özellikle tahıl koridoru, dünyadaki Avrupa'daki gıda krizi üstüne Türkiye bu konuda elini taşın altına koydu. Gıda krizinin çözümü için Putin ve Zelenski ile görüşmeler yapılacak muhtemelen. Adımlar atılacak. Tabii ki biz Türkiye olarak akan kan ve gözyaşının durması için de Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini biliyoruz. Bir yandan da tabii İsveç ve Finlandiya üyeliğinin önüne engel konulabilir mi tartışmaları da devam ediyor. Onay sürecinin buzdolabına kaldırılabilir mi, kaldırılamaz mı, bu konular da konuşuluyor. Türkiye'nin elinde bu imkan bulunuyor. Ancak muhalefetin tabii yine gölgelemeye çalıştığı algılar var. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik olarak Türkiye'nin elinin daha da güçlendiğini dile getirebiliriz. Bunlara bakacağız tabii, iki İskandinav ülke taahhütlerini yerine getirecek mi? Bu konuları gündeme getireceğiz. Bir yandan da tabii gündemin sıcak başlıkları da var. Bitmiyor. NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları halen devam ediyor. Kremlin'den zirve açıklaması var. Peskov açıkladı. Erdoğan, Putin ve reisi Tahran'da buluşacak. Önemli. Bir yandan da yarın önemli bir zirve var. Rusya, Ukrayna, Türkiye, Birleşmiş Milletler İstanbul'da buluşacak. Bunların hepsine bakacağız. Ama gündeme yansıyan özellikle Yunanistan'ın provokasyonlarının devam ettiğini de biliyoruz. Ve önemli bir konu, Yunanistan'ı çıldırtan, özellikle Mitsotakis'i çıldırtan bir harita konusu var. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın verdiği poz da bir harita paylaşıldı. O konuyu da konuşacağız konuklarımla. Peki konuklarım kimler? Çok değerli isimleri hemen paylaşayım sizlerle efendim. Ankara Stüdyosu'ndayım. Ben Ankara Stüdyosu'nda çok değerli konuğum. Doçent doktor, dış politika uzmanı Doçent doktor Güray Alpar. Hoş geldiniz efendim. İstanbul Stüdyosu'nda bir değerli konuğum. Savaş Avcı Türkmenleri İnsan Hakları Dernek Genel Başkanı. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve Skype bağlantılarda gazeteci ekonomist Mustafa Ertekin ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan. Onlara da hoş geldiniz diyoruz ve bu Mitsotakis'i çıldırtan harita pozuyla ilgili Sayın Alpar'a sözü bırakalım efendim. Evet. Yunanistan tabii çok çabuk çıldırdı. Yani bu tür hareketleri sürekli Yunanistan tarafı yapıyordu. Yani biz ne haritalar gördük. Yani Türkiye'yi parçalayan, bölen, tamamına sahip çıkan isminin altında büyük isimler olan büyük Ermenistan haritası, büyük Yunanistan haritası. Şimdi tabii ben haritayı gördüm. Tabii haritayı hazırlayan eline sağlık ama az bile yapmış bana göre. Eksik biraz daha ilave etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şu harita, şöyle ekran görüyor mu bilmiyorum, ekrandan gözüküyor mu? Yunan basınında yayınlanan haritalardan bir tanesi. Yani bu haritaya baktığımız zaman Ege Denizi'nin tamamı, İstanbul, Trakya, bütün Karadeniz, Ankara ve neredeyse güneyde Kıbrıs'ın tamamı ve Akdeniz bölgesi de gözüküyor. Yani böyle bir haritayı neşe içerisinde yayınlayan Yunanlılar nedense kendilerine geldiği zaman... Haritayı ben alayım. Buyurun. Siz bir yandan açıklamalara devam edin. Belki var ona. Sevil haritasına da, Avrupa'da hazırlanmış Sevil haritası da bizi şurada kıyılara hapseden 40 bin kilometrekarelik bir alan bırakan bir harita. Yani biz bu haritaları çok gördük. Bu Yunanistan'ın hazırladığı skandal haritalardan bir tanesi. Yunan basınında yayınlandı. Memnuniyetle yayınlandı, sürekli yayınlanıyor, çocuklarına gösteriyorlar. Birçok yerde rastlıyorsunuz, önüne gelen bir harita ve çiziyor. Eğitimlerinde, okullarında da bu tür bilgileri de paylaşıyor. Yunanların tabii bu eğitim sistemini yeni zannetmeyelim. 1830 yılında kuruldu. 1834 yılında Yunanistan'ın eğitim sistemi hazırlandı. Hani bugünkü düşmanlığın, bugünkü kinin temelinde 1834 yılında yabancıların hazırlayıp Yunanlara verdiği o eğitim sistemi yatar ki bu konuda tezler vardır. Bu incelendiği zaman çok net bir şekilde Yunanistan'ın nasıl kurdurulduğu, yani kendileri kurmadı, kendileri yönetmiyorlar o ülkeyi. Hiçbir zamanda Yunanistan'ı kendisi yönetmedi. Bugün de Yunanistan'ın
yaptığı faaliyetler, bu haritaları hazırlamaları, Türkiye'ye karşı düşmanca tavırları Yunanistan'ın kendi milli çıkarları ile ilgili bir konu değildir. Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın da açıklaması oldu. Kendisi şöyle hocamdır. Kavramlar vardı. Evet. Kavramlar şöyleydi. Biden'ın miçosu, Macron'un piyonu diye bahsetmiştim. Miçotakis ve Yunanistan'ı kastederek. Evet. Herhalde biraz önce söylediklerinize değil. Zaten kurulduktan sonra ilk kralı biliyorsunuz Alman'dır. 1860'lara kadar Alman birisi kendilerine krallık yapmıştır. Daha sonra da 1908'e kadar başka bir Avrupalı, Danimarkalı birisidir. Yani bunlar dışarıdan getirilmiştir Yunanistan'ın başına. Geldikleri zaman bunları İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları karşılamıştır. Yani hiçbir zaman kendisi yönetmemiştir Yunanistan'ı. Bugün de kendisi yönetmiyor. Amerika'ya topraklarını açarak, üsler kurdurarak Türkiye'ye ya da Türk milletine gözdağı verdi. Böyle kendi gücünüz olmadan, başkalarının yardımıyla, hani bizde bir laf vardır Anadolu'da, elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz diye. Yani başkalarının amaçlarına hizmet edecek şekilde, bu şekilde bir davranışa, düşmanca davranışa girmek Yunanistan'ın menfaatine hiçbir zaman olmadı, olmayacaktı da her seferinde kaybetmiştir. Yunanistan hala kaybetmiş. Borçlu bir ülkedir Yunanistan. 2050 yılına kadar borcu vardır. Buna rağmen bugün hala silahlanıyor. Fransa'dan silahlar aldı. Bunların parasını kim ödeyecek? Yine Yunanlılar ödüyor. Şimdi yeniden işte F-35 alalım. Ya 10 milyonluk küçük bir ülke. Ekonomisi zaten kötü. Bir şey üretmiyorsun. Türkiye ekonomisi ondan 10 kat daha büyük. Daha dinamik bir ekonomiye sahibiz. Peki. Nüfus olarak buradan, yine... Buradan tabii başka bir konuya atlayabiliriz ama o konuya sonra geleceğiz. Neden silahlandırıyor Amerika Yunanistan adalarını ve neden provokasyonu sürdürüyor? Buna da bakacağız ama o tabloyu yine diğer konuklarıma da sormak istiyorum. Çok değerli konuğum Güngör Yavuz Aslan. Sana sözü verelim. O Miçotakis'i çıldırtan tablo, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Ahmet Yiğit Yıldırım'ın beraber verdiği o haritanın önündeki tablo gerçekten Yunan basınını epey çıldırtmış gözüküyor. Siz neler dersiniz bu konuda? Aslında Doktor Devlet Bahçeli kısa bir süre önce grup toplantısında bu Adalar Denizi'nin mavi batısıyla ilgili çok birkaç açıklaması oldu. Sayın Bahçeli şu ifadeleri şu dedi: Adalar Denizi'ndeki koordinatlarımız, yani neresi Yunan tarafının mutlaka açıklanmalı ve bu konuda adımlar atılmalı ve adalarımızı bilelim işte. Hem bayraşma vesilesiyle İlk Ocakları Genel Merkezi'ni ziyaret edince Ocakları'da ekibi bütün dünyaya, başta Türkiye'de olmasına üzere Adalar Denizi'ndeki ve Mavi Patlatan'daki misakabinliği sınırlarına ilan edildi. Aslında bu yeni stratejide ve yeni döneminde bir habercisi. Yani Sayın Devlet Bahçeli'ye verilen bu harita sıradan bir harita değil. Günlerdir, aylardır tartışılıyor ama vatan evlatları Adalar Denizi'ndeki Türk'ün malını, Türk'e ait yerleri bilmiyor. Birinin gidip bunu göstermesi gerekiyordu. Ülke Ocakları Genel Merkezi misyonu bunu Ülkücü Hareket Lideri ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye arz ederek hem Türk siyasetine, hem Türk kamuoyuna, hem de işte başta Yunanistan tarafında birinci gündem oldu, hem dünyaya bizim sınırı budur. Aslında Abdülkim Bey, Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye arz edilen bu harita Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İshak-ı Milli tarifleriyle örtüşüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Ömrüm vefa ederse diyor, Selanik'i, adaları, altını çizerek söyleyeyim, 12 ada demiyor. Selanik'i, adaları, Kıbrıs'ı, Halep'i, işte Suriye'nin kuzeyindeki Akme'den Rakka hattına da Halep'in şimalinden geçer diye belirterek Musul vilayetimize kadar olan Kerkük'e kadar ve hatta Batum'da buna dahil bir misak-ı milli tarifi gerçekleşiyor. Biraz tarihe bakmamız gerekir. Tarih bir dikiz aynası gibi. Arada bana bak diyor. Osmanlı ve Müslüman Meclisi'nin aldığı misak-ı milli kararı aslında İngiliz baskısına neden oldu. O dönemdeki işgal İstanbul'dan söz ediyorum. Son Osmanlı ve Müslüman Meclisi'nin aldığı bu kararı Ankara'da 23 Nisan 1920'de ilan edilen Gazi Meclis
Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi de tanıdı ve kabul etti. Bunu neden söylüyorum Alptekin Bey? Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tek vesika, en ciddi resmi vesika budur. Yani misakımıyla. Sayın Doktor Devlet Bahçeli 100 yıl sonra yaklaşık olarak misak-ı millenin ilan edilmesinden 104 yıl sonra hafızalarımıza tarihin o derin sayfalarında bir hatırlatmada bulunuyor. Misak-ı milliyi unutmayın diyor. Şu anda mücadele Adalar Denizi'nde olduğu için belki konuşuyoruz ama Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye'nin güvenlik operasyonları var. Ve Irak'ın kuzeyinde de Pençe Kilit operasyonuyla Memleçik varlığını devam ediyor. İyi düşünmemiz lazım. İyi bu haritanın yorumlarını yapmamız lazım. Bu Adalar Denizi biraz tartışma olarak söylüyorum. Daha stratejik, daha akıllıca yürütülmesi gerekiyor. O haritaya baktığımda şunu düşündüm. Bizim adalarımız işgal altında. Yani bu kadar gerçekli. Yani tarihçiler, diplomatlar Lozan'dan Paris Anlaşması'na kadar, Kardak krizine kadar birçok başlık sayar. Ben hepsini bir kenara bırakıyorum. Bizim Ege Denizi olarak bilinen Adalar Denizi'ndeki tarlalarımız, adalarımız, deniz tarlalarımız işgal altında. Peki. Peki. Güngör Yavuz Aslan, hem bir sıkıntı yaşıyoruz, sözü alalım. Biz buradan Sayın Mustafa Ertekin'e verelim. Özellikle bu Miçotakis'i ve Yunan basınını çıldırtan tablo ile ilgili düşüncelerini paylaşmak üzere. Öncelikle tüm konuklarımıza hayırlı yayınlar diliyorum. Bizi de bayramlar diyerek başlıyorum size Ertekin Bey. Bütün kanal ekibimizin de bayramını kutluyorum ayrıca. Şimdi Miçotakis'in bugünkü, tabii ki Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Bey'in misak-ı milli sınırlarımızı içeren haritayı Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye takdim etmesiyle Miçotakis'in çıldırmasına hiç şaşırmadım. Çünkü Miçotakis zaten beklenen tepkiyi gösteriyor. Miçotakis'in bir kere kim olduğuna önce bakmak lazım. Miçotakis Amerika'da okumuş, Amerika'da NSA, CIA ve Amerikan unsurlarınca elde edilmiş. Şu an Yunanistan'ın başında AB'nin miçosu, ABD'nin miçosu, AB'nin de barut çocuğu pozisyonundaki bir kişi. Dolayısıyla 1923 Lozan Anlaşması, 1947 Paris Anlaşması, Türkiye'nin adeta hediye bağışladığı milli toprakları, adlarımızı silah deposu haline getirerek tabii ki burada bir gerilim hizalığına giriştiği için Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın en büyük dünya Gençlik Örgütü olan ülkelerimiz ve Genel Başkan Yıldırım Bey hepsi hatırlatmıştır aslında. Yani bir gerçeği hatırlatmıştır. Ama tabii önceden bu haritalara alışmadığı için efendim devşirme ve kendim yorumlanmışları kim oldu? Tabii ki milli sınırlarımızı içeren böyle gerçekçi ve milli haritamızı gördüğüm zaman bir tepki göstermesine şaşırmadık. Çok da heyecanlandı nedense. Yani 12 adalar ve artı 20 tane adamızda o zaman anlaşmasına göre İslam hem silahlandırma olmaması gereken adalarımızda buraları silahlandırırken 60 metrelik bayraklarla oralarda Amerikan silahları yapıyorlar. Bir heyecanlandı. Gayet böyle yaramaz çocuk gibi orada kendisi küstahlığına devam ediyordu. Ama şimdi haritayı görünce bir günde gündem oldu. Tweet atmak zorunda kaldı. Bugün Yunan medyasından arıyorlar. Efendim Sayın Başkan nasıl, ne düşünüyorsunuz diye. Biz Türkiye meşru haritasını misak-ı milli sınırlar içerisinde kalan Yunanlara silahlandırsın diye değil. Sadece statüsü henüz belli olmaz. Hediye edilmiş bir anıdır. Onlara emanet edilmiş bir hadıdır. Yani Türkiye buradaki egemenlik haklarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarından vazgeçmiş durumda değil mi? Bu bakımdan Miçotakis'in bu kadar heyecanlanması tabii ki daha şeyi görmedi. Asıl heyecanlanacağı şeyleri görmedi. Yani kalkıp orada Ege'de iddialaşı yaparak iki tane Rafael uçağıyla uçarak efendim 3-5 tane Girit'e yerleştirmeyi düşündüğü F-35'lerle Türk milletine yani ayar mı çekeceğini zannediyor.
Daha Türk milletini ayar çekmek daha haddi de hududu da değildir Yunanistan Başbakanı. Mitsotakis önce kendine bir ayar çeksin de yani Amerika'nın Mitsotakis olmaktan kendisini Avrupa'nın da şımarık Türk'ü olmaktan kendisini bir önce kurtarsın. Ondan sonra bir lider gibi davranmayı öğrensin. Peki Mustafa Bey. Şimdi Sayın Avcı size de birkaç cümleyle bu konuyla ilgili düşüncelerinizi paylaşmanızı rica edelim. Evet. Şimdi bu tabii misaki milli sınırlarımız daha doğrusu bu misaki milli kavramı gündeme geldiği zaman biz her zaman şunu aklımıza gelir. İşte Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Halep tabii ki. Çünkü misaki milli andı bir andır biliyorsunuz. Türk milletinin bir andıdır. Ve bu hem zamanın meclisi tarafından kabul edilmiş hem de Atatürk'ün bizzat hatıralarında, nutkunda ifade ettiği misaki milli sınırımız İskenderun'un cenubundan başlar, şarka doğru uzanarak Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Halep'i ihtiva eder, der. Bu olay misaki milli sınırımıza bugün baktığımız zaman şimdi Yunanistan karşımıza böyle bir haritayla çıkıyor. Kendi haritası var. Demin gösterdiniz. Evet. Bu haritada baktığımız zaman hepsi Türkiye'nin güvenliği. Zaten burada Türkiye'nin yarısı yok. Kuzey yok. Öbür tarafta başka güçlere baktığınız zaman işte Kürdistan, Büyük Kürdistan dedikleri efendim. Orada da Türkiye'nin yine güneyden bu tarafa yarısı yok. Yani zaten bu misaki milli sınırlar çizilirken özellikle çizilmiş Türkiye'yi hem güneyden hem kuzeyden muhasara altına almak istendiği takdirde bir taraftan yani kıstırmak. Bugün Suriye olsun, Suriye'deki sınırlarımız olsun, Irak'taki sınırlarımız olsun. Yani misaki millide yani cumhuriyetten sonra kaybettiğimiz bu topraklara baktığımız zaman bugün Türkiye'nin başına bela olan terörün hepsinin ana yuvası halinde gelmiştir. Yani ister Irak'ta PKK ister Suriye'deki iki tarafta da bunu dikkat edelim. Bakın o sınırlar özellikle niye çizildiği şimdi gayet net anlaşılıyor. Zira orada Sayın Avcı biz buyurun. Yani Sayın Avcı evet çok iyi aktardınız aslında işte bunları yapanlara bize bu tacizleri provokasyonları yapıyorlar ve biz gerçekten Türk milletinin haklarını ve kazanımlarını korumaya çalışırken işte Alman diplomat ya da işte Amerikalı bilmem kim bize diplomasi dersi tarih dersi vermeye çalışıyor. Amerika'nın Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin ikircikli yüzünü kirli yüzünü aslında tarih gösteriyordu ama yaşananlar da gösteriyor. Bize bu ders vermeye çalışanlar kendilerine baksın demek de gerekiyor. Çünkü o Avrupa Birliği'nin lekeli yüzünü nerede gördük? Yunanistan mazlum göçmenlere nasıl zulmederken, saldırırken gördük. Biz yine Avrupa Birliği'nin o karanlık niyetlerini İspanya'nın Melilla kentinde sınırı geçmek üzereyken katledilen 37'den fazla göçmende de gördük. Yani Batı'nın şirin tarafını belki hep bize göstermeye çalıştılar bugüne kadar ama Sayın Avcı'nın da dediği gibi biz onları yutmuyoruz artık. Hani bu NATO zirvesinde de yaşadık. Zengin Batı ülkeleri ne kadar güvenilmez olduklarını da herhalde bir kez daha gösterdi. Batı'nın tek endişesinin de kendi ekonomileri olduğunu da Rusya-Ukrayna savaşı ikliminde görüyoruz değil mi Sayın Alpar? Tabii. Öncesinde gerekse Ukrayna'daki krizde şunu görüyoruz ki Batı kendisine bir zarara dokunmadığı sürece, kendisini etkilemediği sürece kaç insan ölmüş, kaç çocuk ölmüş, kaç sivil ölmüş umurunda değil. Olaya karışmıyor. Şimdi Suriye'deki olay 10 seneden fazla da devam ediyor. Orada milyonlarca insan gitti. Göç etmek zorunda kaldı. İşte diyoruz ki buraya insani yardım yapalım. O bile engellenmeye çalışılıyor. Oradaki insanlar bir yerlere gitmeye çalışıyor oradan. Ona da engel oluyor. Yunanistan'ın tabii
buradaki tavrı, Yunanistan'ın değil aslında, orada da Avrupa Birliği'nin sınır polisi görevli. Bir yerde de onları yine maşa gibi kullanıyorlar. Yani bu Yunan tarihine geçen kara lekelerden birisi. Yani bundan 100 yıl sonra dahi konuşulacak. Yani oradaki 2. Dünya Savaşı'nda Suriye'ye giden göçmenleri, Suriyeliler, yani Yunanlı göçmenleri, Yunanlılar mülteciydi, çok iyi bir şekilde ağırlamışlar. Misafirperverliklerini göstermişler. Şimdi aynı duruma Suriyeliler gelmiş değil, orada o insanlara yardım etmek, gitmek isteyen o botları batırarak, içinde çocuklar var, siviller var. Böyle bir zulüm. Niyet. Kısacık gazları kesilecek diye Ukrayna'nın halkına zulmedilmesine göz yumuluyor. Rusya'ya evet, karşı evet. Yaptırımları tam anlamıyla yapmıyorlar. Yani hem şimdi yaptırım anlamda... Şimdi o yaptırım hikayesine gelecek olursak. Şimdi ben bu konuyla ilgili bir çalışma yapmıştım. 6 tane şu anda ana yaptırım var dünyada. İşte Venezuela falan var. Küçük ülkeler var. Küba var. 3 tanesi bizim Türkiye'nin çevresinde. Suriye'ye uygulanan yaptırım, İran'a uygulanan yaptırım, bir de Rusya'ya uygulanan yaptırım. Ama nasıl bir yaptırımsa, şimdi bu yaptırımda, yani Ukrayna'ya, Rusya'ya yapılan yaptırımlardan söz ediyorum. Nasıl bir yaptırımsa, şu ana kadar gaz için ödedikleri para, Batı'nın, Almanya başta olmak üzere, savaşın başlamasından beri, yani Şubat ayının 24'ünden beri kaç lira oldu biliyor musunuz? 100 milyar doların üzerine çıktı. Yani mal almaya devam ediyorlar. Nasıl bir yaptırımdır? Yıl sonuna kadar alacaklar. Orta kalmayı göze alamıyorlar. Ukrayna halkı zulme mağdur kalmaya, mağdur olmaya devam etsin ama biz üşümeyelim diyorlar. Bu yaptırım dedikleri şey bir aldatmacıdan başka bir şey değil. Gelelim Suriye'deki yaptırıma. Suriye'de YPG PKK kontrolündeki %5'lik bir kesime 1/3 verildi teröristlere. Ülkenin 1/3 teslim edildi. Teslim ettikleri bölge Suriye'nin, Suriye halkına ait olan petrolleri barındıran bir bölge. Burada yaptırım dışı olan kimler biliyor musunuz? Amerikan şirketleri. Ve geçen ay yeniden bir kararla bazı bölgeler bunun dışında tutuldu. Neden? Çünkü buradaki petrolü, yani çoğunluğu Suriye'de çok petrol, seviyorum diyor. Çoğu yani petrolü. Hangisini seviyor? Petrolü mü? Petrolü seviyor, doğru. Yani İnsanı sevmez. Tabii. Suriyeli insanlar orada, çocuk, sivil, bunlar varil bombaları altında katledilirken, o ülkeden kaçarken bunu sevmez. Bunların güvenli bir şekilde ülkeye dönüş için gereği yapılmaz ama o insanlara ait petrol bugün ne yazık ki bir aldatmacayla ellerinden alınıyor. Bunu yapan da Amerikan şirketleri. Kahraman Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonlarında oraya barış ve huzuru getirdiklerini bildikleri halde, ki Türkiye'nin hiçbir şekilde toprak bütünlüğünden, hiçbir ülkenin toprak bütünlüğüne zeval gelmesini istemediğini bildikleri halde orada sivillere saldırılıyor diye algı yapan Batı da bunun içinde. Sayın Savaş Avcı'ya dönelim ve olası bir Irak'ta neler oluyor, Türkmenler ne yapıyor, bir o konuya girelim. Ardından da diğer konulara bakacağız. Bir yandan tabii 14 Temmuz 63 yıl geçti ama biz hala o acıyı taşıyoruz. Kerkük katliamını bir kez daha analım. 14 Temmuz'a çok 2 gün kaldı ama bir kez daha analım diyerek sözü Savaş Avcı'ya bırakalım. Evet, teşekkür ederim Ertekin Bey. Şimdi 14 Temmuz Kerkük katliamı Türk tarihinde bilinen bir katliam. Maalesef Türk tarihinde diyeyim, Irak varlığı Türk tarihinde yaşadığı en vahşice bir katliamdan geçmiştir. Zira Türk kuvvetleri, yani Osmanlı çekildikten sonra 1924, 48, 46, 59 yılında özellikle 3 gün 3 gece süren bir katliamdır. Bu katliamdan önce Türkmen liderlerinin ön sayfa şeylerde olan insanlarımızı, bu davanın liderleri pozisyonda olan ve orta halde olan insanların evleri tek tek akşamlar kırmızı boyayla işaretlendi kapılar. Bu tabii kim bunu yaptı sorusuna geldiğimiz zaman tabii ki
Kürt komünistler tarafından bu gerçekleşti. Ve o zaman da o tarihte daha Cumhuriyet yeni kurulmuş Irak Cumhuriyeti. Buradaki verilmek istenen mesaj şuydu. Osmanlı çekildi zaten, artık burası başka bir toprak. Bu topraklarda Türk'ün varlığı istemiyoruz, rahatsızız. Dolayısıyla bu oradaki Türkmenlerin, Irak'taki Türkmenlerin göçe zorlanması, kaçmasını, ki nitekim bu konuda da başarılı kısmen oldular. Hemen 3 gün sonra insanlarımız şehitlerini caddelerden topladıktan sonra, inanın ki böyle bir vahşet şimdi aklımıza geldiği zaman insan böyle ürperti geliyor içime. İki cip arabaya bir insanımız bağlanıyor ve ters istikamette hareket ettirilerek insanlarımızı ikiye ayırıyor. Diri diri gömülüyor insanlarımız. Kız demeden, çocuk demeden, özellikle Emel çocuğumuz. Bunlar hepsi diri diri öldürdüler ve bütün dünya buna seyirci kaldı. Bugün bu maalesef bu katliamlar Türkiye olduğu zaman kimse sesini çıkarmıyor. O dönemde maalesef Türkiye'yi yönetenler seslerini çıkarmadılar. 3 gün 3 gece süren bir katliamdan bahsediyoruz. Hatta o dönemki iktidar o haberlerin Türkiye'de yayınlanması, fotoğrafların veya herhangi bir haber yapılması Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmıştı. Onlar arşivlerde var. Demek istediğim, biz o şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türk'ü bitirmek istediler ama Türk bitmez. Irak'ta, ne Irak'ta, dünyanın hiçbir toprağında Türk milleti bitmez, var olacaktır, devam edecektir. Ve dünyaya bir zamanlar olduğu gibi hakim olacağını inşallah hep göreceğiz. Bu itibarla Türkmenlerin bugüne kadar geldiği son duruma baktığımız zaman, tabii dediğim gibi Irak'a gelen bütün yönetimler tek bir hedefleri var. Tek bir karşılarında bir sıkıntı var. O da Irak'ta Türk varlığıdır. Çünkü Irak'ta Türk varlığı onları rahatsız ediyor. Irak'taki Türk'ün güçlenmesi demek, Türkiye'nin güçlenmesi demektir. Çünkü bizler, Türkmenler, ister Irak'ta, ister Suriye'de, ister İran'da, yani bu sınır, bizim Anadolu sınırının güneyinde baktığımız zaman hep Türk bölgeleridir. İşte Misak-ı Milli dediğimiz sınırlarımız da zaten hep o bölgelerdir. Ve özellikle o bölgeleri Türk'ten arındırmak ve onun yerine Türk düşmanlarını ikame ettirmek maksadıyla bu planlar yapılmıştır. Bugünkü karşımızdaki tablo da bu, demin de ifade ettim. İster Suriye'de olsun, ister Irak'ta olsun, bugün o yapıda olanlar kimdir? İşte Türkiye'ye saldırıda bulunan bu mihraklardır. İşte PKK'dır ve onun uzantılarıdır. Yani Türk düşmanlarıdır. İşte Türk'ün o varlığından rahatsız olmalarının yegane nedeni budur. Çünkü bu arada Türk olmuş olsaydı, Türkler güçlü olmuş olsaydı buna müsaade etmezdi. Ne PKK olurdu bugün orada, ne bilmem Talabani, Barzani'nin bir yapısı olurdu orada. Yani demek istediğim, gene Misak-ı Milli'ye geliyoruz. Evet. Türkiye'yi tehdit edecek bir beka sorunu olurdu eğer. Peki Sayın Avcı, bir virgül koyalım bu konuyla ilgili. Eminim Güngör Yavuz Aslan'ın da söyleyecekleri vardır. Zira Türkiye'nin siyasal bağlamda nasıl bir etkinliğinin olduğunu anlayabilmek için hem bugünkü gelişmeleri hem de tarihte yaşananları, biraz önce sizin anlattığınız gibi, diğer konukların anlattığı gibi, bunları da okumak gerekir. Yani biz boşuna mı terör örgütlerine yönelik operasyonları düzenliyoruz diyenlere cevap için hem bugünü okumak hem de tarihe bakmak gerekiyor. Etkisiz hale getirdiğimiz teröristlerin ne anlama geldiğini, ama bir yandan da tabii oturduğu yerden ülkemizi eleştiren muhalefete göre sanki hava hoş, sırtlarında yumurta kefesi olmadığından en iyi yaptıkları şeyi yapıyorlar. Mesnetsiz biçimde iktidarı eleştiriyorlar. Özellikle terörle mücadele Türkiye'nin milli meseleleri konusunda. Bunu da konuşmak gerekiyor, dile getirmek gerekiyor herhalde. Güngör Yavuz Aslan operasyona Türkiye'ye
Türkiye'nin terörle mücadelesinde sınır ötesi operasyonlarına hayır oyu diyenlerin neye amaçladıklarını da altında konuşmak gerekiyor biraz herhalde. Elbette şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP hariç tüm milletvekillerinden beklenen anayasal sorumluluk gereği Mehmetçiğimizin sınır ötesi operasyonlarında bir meclis yetkisi gerekiyor. Bir meşru zemin oluşması için. Hem Libya, hem Suriye, hem Irak, hatta Afganistan ve benzer başlıklarda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile aynı, yani tezkereye bir karşıtlık yönünde oy kullandığını görüyoruz. Bu da ciddi anlamda toplumsal refleksler ve kamuoyunda bir tepki alıyor. Bunun nedeni de elbette ki oy hesapları. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi özelinde soruyorum. Oy hesabı ülkemizin bekası ve güvenliğinin önüne geçmiş durumda. Çünkü bugün bırakın Türkiye'yi, bütün dünya kamuoyunda tarafsız analistler bizim güney sınırımızdan özellikle bir terör tehdidi olduğunu, terör örgütü PKK ve uzantılarının Türkiye'nin sınır güvenliğini birebir tehdit ettiğini kabul ediyor. Uluslararası düşünce kuruluşları, uluslararası analistler. Ne yazık ki biz bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk'ün kurduğu, altını çizerek söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi olarak anılıyor zaman zaman ama ben Atatürk'ün kurduğu parti olarak tanımlıyorum. Buna alt okuldan biri de milliyetçilik, işte devletçilik gibi ilkelere sahip olmasına rağmen ne yazık ki HDP ile aynı çizgide yer alıyorlar. Bunu artık biz insanlarımızın vicdan değerlendirmesine bakıyoruz. Diğer yandan 14 Temmuz arifesinde Irak Türkmenlerini anıyoruz. Bir kez daha gündeme atıyoruz. Az önce Irak Türkmen'in İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Sayın Savaş Avcı genel olarak açıkladı. Şimdi Osmanlı'nın Irak jeopolitiğinden, Osmanlı Musul vilayetinden Mondros Mütarekesi sonrası çekilmesinden sonra oluşan sürece baktığımızda Irak Türkmenleri başta Kerkük olmak üzere hem İngiliz bandası hem krallık hem cuntalar işte genel kısımdan saptama kadar başlayan cuntalar döneminde bütün idarelerden yani Bağdat'taki bulunan bütün idarelerden ne yazık ki baskı, zulüm ve katliam görmüşlerdir. Zaman zaman bu Kerkük'teki gibi Marksist, Leninist, işte komünist ne olarak marjinal grupların hedefledikleri Türkmen önderleri olarak karşımıza çıkıyor. Ama orada da o dönemin Irak hükümetinin bir zafiyeti var. İşte Kerkük katliamı, Telafer katliamı, Altın Köprü katliamı alt alta koyduğumuzda Irak Türkmenlerinin hep bir gözyaşı, hep bir zulüm ve baskı altında yaklaşık olarak bir 100 yıllık tarihleri var. Tabii Türkiye kamuoyunda bu yeterince anlaşılmıyor. Biz seninle defaatle bu Bengültürk ekranlarında Irak, Kerkük, Türkmenler başlığında yayınlar yaptık. Bunun daha fazla dinlendirilmesi lazım. Bakın Cumhuriyet sonrası, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonrası Türkiye'nin sınırlarının öteki yakısında diyelim işte Halep Türkmenleri, Kerkük Türkmenleri, Ağızka Türkleri, Karadeniz'in karşısında Ağızka Türkleri, Balkan Türkleri, Batı Trakya'ya kadar. Yani bu İran Türklerini de buna sayabiliriz. Bizim sınırımıza yakın olan yani bir nefeslik, bir adım olan Türkler hep kendilerini ana vatanın koruyucusu ve uç beyi olarak görmüşlerdir. Yani bir başka ülkenin topraklarında yaşamalarına rağmen adeta Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, işte Büyük Selçuklu hatta Anadolu Selçuklu'nun sınır boylarındaki o tarihsel misyonlarını 21. yüzyılda unutmamıştır. Hep hafızalarındadır. Aman ana vatana bir şey olmasın, aman Türkiye bize bir şey olmasın. Biz burada başımızın çaresine bakarız. Tırnak içinde hep bu fikir ve ülküyle hareket etmişler. Ama Orta Doğu'daki ateş ilk önce Türkmenlere yansıdı. Bakın yakın zamanımızda 2014 Haziran ayında Abdekin Bey, Telafer'de Türkmen katliamı yaşandı IŞİD eliyle. Bu dünya kamuoyuna geldi mi? Daha Telafer'deki o mezarlar açılmadı. Yüzlerce kayıp Türkmen var. Sayın Savaş Avcı arkadaşlarıyla ve bu konuda hem kamuoyu oluşturmak hem de uluslararası alanda da çalışmalar yapıyor. Ama ne yazık ki ölen Türkmen olunca Müslüman olunca ne yazık ki dünyanın timsah gözyaşları oluyor. Bize düşen misyon da başta Irak Türkmeneli olmak üzere Suriye üzerinde. Bunu Doğu Türkistan'a kadar katabiliriz. Dünyanın neresinde zulüm gören, insan hakları üzerinde baskı gören soydaşlarımızın, dindaşlarımızın gerçekliklerini gazeteci olarak, televizyonlar olarak dünya kamuoyunu oluşturmamız lazım. Bakın bugün
Irak üzerinde size bir bilgi vereyim. Siz hep beraber bir gazeteci olarak Habur'dan geçelim. Bütün Kerkük'e, Taze Urmat'a, Tuz Urmat'a, Tel Afer'e, Mendili'ye kadar, Musul, Erbil, Sincar, bütün bölgeyi bir dolaşma imkanımız olsun. Nerede Türkmenler güçlüyse orada PKK bulamazsınız. Altını çizerek söylüyorum. Yani Türkmenlerin güçlü olduğu, sosyolojik olarak, siyasi olarak, gençlik olarak güçlü olduğu bir mahallede, bir köyde, bir ovada bir tane PKK'lı bulamazsınız. Ama Irak'ın kuzeyinde nerede Türkmen varlığı zayıflarsa... olmaz. Hiçbir efendim? Şekilde. Yani terör oluşumu olmaz. Hem terör oluşmaz, ben PKK üzerinde anlatıyorum. Yani Türkiye, PKK orada ofis açamaz, ev tutamaz, arabasıyla gezemez PKK'lılar. Yani ben sosyolojik bir olayı anlatıyorum. Türkmenler çünkü buna izin vermez. Ama nerede bir Türkmen varlığı azalsa ya da Türkmen olmasa, orada biz Irak'ın kuzeyinde PKK'nın cirit attığını görüyoruz. Yani bu kıyaslama bile çok basit. Türkmenlerin misyonunu, tarihsel misyonunu o güvenlik başlıklarında yerine getirir. Ama ne yazık ki Türkiye'de işte sizin ekranınız gibi değerli ekranlar hariç milli hisleri, milliyetçilik ve Türk dünyasına duyarlı meslektaşlarıma bundan imtina ederek bir kenara koyuyorum. Ne yazık ki Irak Türklerinin, Suriye Türklerinin gerçeklikleri, verdikleri mücadele, Halep Çobanbey'de sınırda Türkmenlerin verdiği mücadeleyi ne yazık ki Kobani kadar, açıkça söyleyeyim yani Kobani olayları kadar bu memleketin gündeminde gelmedi. Orada terör örgütü PKK-DH'la çatışırken, iki terör örgütü çatışırken Çobanbey'de Türkmenler, grubun ismini de vereyim, Selçuklu Tugayları, günlerce aylarca DH'a Türkiye sınırına gelmemeleri için direndi. Ama ne yazık ki sanki bir üst akıl, o zaman biliyorsunuz FETÖ vardı, bir şeytani akıl bu Türkmenlerin kahramanlıklarını, yaptıklarını bir bilmesini istemiyorlar. Ama onlar ne kadar bilmeseler de bizim Türkmenler kahramandır. Bir gün bu jeopolitikte büyük bir kaotik durum olsun, benim terimimle küçük kıyamet kopsun, bizim güney sınırımızı gene Irak'ta, Suriye'de Türkmenler koruyacaktır. Yani bu kaçınılmaz bir gerçekliktir. Yani ilk ana vatana bir şey olmasın diye silaha sarılıp sıradağlar gibi o vatanda duracak unsur, millet, topluluk ne olarak alsın Türkmenlerdir. Bunu bize anlatmak, dillendirmek gerekir. Bakın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da, Ankara'dan 14 bir yanında bulunan Türk soyluların, başta Irak Türkmenleri, Suriye Türkmenleri, Ağızka Türkleri, Doğu Türkistanlı Uygurlar, Kırım Tatar Türkleri, Türkleri, Özbekler, Türkmenler, yani Türk soylular aynı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi meydanlara inip bu memleket işgal altına girmesin. Doktor Devlet Bahçeli'nin dediğiyle bir iç savaş çıkartılmak istiyordu. Anavatanda bir iç savaş çıkmasın diye köprüdeydiler, Çankaya'daydılar, meydanlardaydılar. 28 gün Cumhuriyet ve demokrasi mitinglerinde, daha doğrusu demokrasi mitinglerinde öndelerdi. Biz bunu anlatmak zorundayız. Bakın Erptekin Bey, siz de çok, şu son cümlemi söyleyeceğim. Bakın, biliyoruz yarım kalan ihanetlerini de hala tamamlama peşindeler. Bitirmediler. Çok bundan da şey vazgeçmediler. Size Bengütürk ekranlarında değerli bir şey söyleyeceğiz. 15 Temmuz'un arifesindeyiz. Cuma günü 15 Temmuz'un arifesi. Bir medya taramasıyla şu çok dikkatimi çekiyor. 15 Temmuz görseller var. Sen de çok yakından. Köprüde, havaalanında, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında. Hep görüntüler görülüyor. Hepsi çok değerli insanlar. Ama orada en önde bozkurt yapıp Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra seçilmiş hükümete ve devletinize sahip çıkın çağırsa, o bozkurt yapan gençler yeterince verilmiyor. Ben sana bir gazeteci olarak bu kadar sorayım. En öndelerde neden anlatılmıyor? Neden söylenmiyor? Havalandalarda ben çok iyi biliyorum. Köprüdelerde, Çankaya'dalarda, Genelkurmay'ın önderlerde, önderlerde işte bu üst akıl, bu şeytani algı hala devam ediyor. Bu da bizim gazeteci olarak misyonumuzun bitmediği ve mücadelemizin devam ettiğini bir göstergesidir. Türkiye'ye düşman olduklarını biliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinin, özellikle kendilerine medeni diyenlerin ve bizi belli oluşumların içinde stratejik olarak görüp müttefik olarak adlandıranların, ki buna Birleşmiş Milletler diyebiliriz, buna NATO diyebiliriz. Biz ortaklıklarda stratejik görevleri yerine getiriyoruz. Sorumluluklarımızı Türkiye olarak yerimize getiriyoruz. Ama
bizimle stratejik ortaklık yaptıklarını mütemadiyen söyleyen ülkeler ne yapmakta? Bugün de konuşuyoruz, dün de konuştuk. Almanya'sı, Rusya'sı, Fransa'sı ve diğer batılı ülkeler PKK terörüne, özellikle bizim birincil sorunumuz olan PKK'ya destek olduklarını artık Sağır Sultan bile biliyor. Yani bu nedenle Türkiye'nin tabii güçle de alakalı bir şey bu mücadele. Denge gerekiyor, ekonomik güç gerekiyor, askeri güç gerekiyor, siyasi, diplomasi, stratejik akıl gerekiyor ve Cumhur İttifakı oluşumunun yansımaları da bunu en güçlü şekilde yansıtıyor. Hem sahada hem masada bunu görüyoruz ama hala içimizde de maalesef yaptığımız kazanımlara yönelik eleştirilerde, özellikle milli meselelerde çok üzücü geliyor. Sayın Ertekin, sizi unutmadım ama Türkmenler konusunda hem de bu konuyla ilgili birkaç cümlesini alalım. Sayın Alpar'ın çalışmaları da vardı, yakından takip ediyordu. Ardından size geleceğim, özellikle şu yaptırımlar konusunda. Tabii hem Savaş Bey hem Güngör Bey bahsetti. Ya, Türk olmak başlı başına bir, onların size nefret duyması için bir sebep. Yani siz bir şey yapmasanız da. Ya şu harita gösteriyor işte. Evet. Hangi şimdi, batılı ülke birbirine bu haritayı yapar? Şimdi biz geçen çarşamba günü ben Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün araştırmacılarıyla Mamak'ta bir araştırma yaptık. Türkmenlerin bulunduğu bir yerde. Onları ziyaret ettik. Kanaat önderleriyle görüştük. Oradaki vatandaşlarla görüştük. Sıkıntılarını veya Irak'ta neler yaşadıklarını anlattılar. Gözlerimiz doldu, çok etkilendik. Tabii bu Irak Türkmenlerinin kabaca düşünürsek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra sanırım 12 kez büyük katliama maruz kalmışlar. Kalmaya da devam ediyorlar. Yani orada asimilasyon her türlüsüne maruz kesin, kaldılar. Ama sadece oldu. Orada değil. Bakınız, Yunanistan'ı görüştük. Yunanistan'ın kuruluşu bir Türk katliamıyla başlamıştır. İşte 200 bin'e yakın, 200 binden fazla Türk'ün olduğu adalarda, Yunanistan'ın belli bölgede kimse bırakılmamıştır. Yani bir anda o nefretle çocuk, kadın demeden bazı bölgede bugün tek Türk göremezsiniz. Ya bunu yani Girit'te, sadece Türkmenlerde değil, Srebrenica'da gördük, Hocalı soykırımında gördük. Türkiye'de Kırım'ı alın, gördük. Hala da yakın zamanda. Türkistan coğrafyasını alın, Kafkasları alın. Yani sadece Osmanlı'nın son döneminde katliamdan bahsediyorlarsa gelsinler, şahitleriyle, kanıtlarıyla gösterelim. 2,5 milyon Türk ve Müslüman Anadolu coğrafyasında katledilmiştir Osmanlı'nın son döneminde. Bunların hesabını kim soracak? Biz bunları unutacak mıyız? Asla unutmamamız gerekir. Bize karşı bu nefret her zaman devam edecektir. Bizim için asıl olan Türk, her coğrafyada bulunduğu her yerde güçlü olmak zorundadır. Hı hı. Özellikle hı hı. İç cephede güçlü olursak, biz öyle bir ülkeyiz, öyle bir milletiz. İç cepheyi zayıflattığımız zaman bir sıkıntıya düşüyoruz. Bu bizim bütün dünyada yaşayan Türklere ve Müslümanlara karşı bir görevimizdir. Güçlü olmak, hı-hı. İç cepheyi güçlü tutmak. Biraz önce bahsettiğiniz ekonomik bakımdan, askeri bakımdan, kültürel bakımdan bütün cephelerde güçlü olmak, çalışkan olmak, çalışmak ve üretmek zorundayız bu coğrafyada. Birlik, beraberlik içerisinde. Tabii ki içeride demokratik bir ülke olmamızın gereği tartışmalar olacaktır, farklı fikirler olacaktır, herkesin bir farklı çözüm anlayışı olacaktır. Ama bu milli menfaatlerimize geldiği zaman bütün her şey unutulacak, herkes, bütün ülke tek bir vücut olacaktır. Adına şarkılar yazılan milli silahlarımıza, savunma silahlarımızı itibarsızlaştırmak, HDP ile PKK'nın siyasi kolu, hatta biri onunla kolu kola girmek, biz bir beka mücadelesindeyken, Mehmetçik eli tetikte beklerken, vatan mücadelesi verirken, onun kanı yere düşerken, toprağa taşa düşerken, buradan o harekata ne gerek var? Red, PYD, YPG işte onlar, bize mi saldıracak demeleri deyip virgülü koyup Mustafa Ertekin'e gidelim ve muhalefet diyoruz işte. İçte milli meselelerde bazı konularda birlik olmamız gerekiyor. Maalesef onu göremiyoruz ama altılı masanın toplanıp tek çıkardığı şey Erdoğan karşıtı noktasında bir birlikleri var. Onun dışında ortak bir noktaları da yok ama çözüm noktasında da Cumhur İttifakı'nın önüne geçilecek hiçbir donede koyamıyorlar. Ama bir yandan da milli meselelerde Türk düşmanlarıyla, Türkiye düşmanlarıyla aynı birlik, aynı düşünceye de sahip olabiliyorlar. Bu da üzücü tabii diyorum, üzücü. Maalesef kızmak da istemiyorum. Şimdi
Alptekin Bey, öncelikle 63 yıl önce 1959 yılının 14 Temmuz'unda meydana gelen Türkmen katliamıyla ilgili gerçekten tarihi dersler çıkarmamız gerekiyor. Bugün Suriye'de, Irak'ta ordunun ne işi var, Libya'da ordunun ne işi var diyenlere 14 Temmuz'da gerçekten bunu bütün yönleriyle ifade etmek, bütün yönleriyle anlatmak lazım. Bugün 63 yıl önce orada yüzlerce insan 3 gün boyunca katlediliyor. 3 gün boyunca Batı'nın ve oradaki, bugün içimizdeki muhalefeti de kastederek söylüyorum. Bugün isimleri değişebilir ama 63 yıl önceki muhalefetin de orada bir ses çıkarmadığını, aynı geleneğin devam ettiğini görüyoruz. Bakıyoruz, şeyler değişmiyor. Tarihler değişse de efendim yöntemler değişmiyor. Birleşik Devletler bugün Suriye ekseninde, efendim Irak ekseninde halen, yani uzantısı durumundaki, kimdi bu katliamı yapanlar? Efendim Kürtçülüğü savunan komünistler. Yani dolayısıyla bu insanlar isim değiştirse, efendim örgüt değiştirse, A, B, C diye adlandırsa eşittir bunların, bölücüdür. Eşittir Türkmen topraklarında bir devlet kurma hayali kuran bölücülerdir. Yani şimdi burada gerçeği konuşmak lazım aslında. Sayın Yavuz Aslan çok güzel ifade etti, katılıyorum görüş ve konuşmalarına. Şimdi burada 63 yıl önce yapılan katliamın ve daha sonrasında devam eden katliamların hakikaten Türkiye karşı, Türklüğe karşı yapılan katliamlar olduğunu öne çıkarmak lazım. Bunlar kimin aracılığıyla yapılıyor? Efendim müttefikimiz, stratejik ortağımız dediğimiz, stratejik müttefikimiz dediğimiz Amerika'nın silahlarıyla yapılıyor. Şimdi burada şeyler değişse de, isimler değişse de, yöntemler değişse de unsurlar değişmiyor. Unsurlar kim? Türkiye'yi sevmeyen Türk düşmanları. Türk düşmanlarına karşı Türkiye Cumhuriyeti ordusunun Mehmetçiğimizin ayaklarına taş değdirmesin, kahraman Mehmetçiğimizin almak istediği tezkereye, yani yetki belgesine, orada yaptıkları operasyona yetki vermemek için, yani siyaset malzemesi yaparak, birçok bahaneler uydurarak vermeyenler acaba kendileri yataklarına yaptığı zaman, gözlerini tavana diktikleri zaman acaba düşünüyorlar mı? Biz ne yapıyoruz? Nerede siyaset yapıyoruz? Hangi millete siyaset yapıyoruz? Hangi tarihi gerçeklere göre siyaset yapıyoruz? Acaba düşünüyorlar mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Bakın Srebrenica'da Türk katliamı yapıldı. 8000'in üzerinde soydaşımız katledildi orada. Bugün daha birkaç gün önce bu gündeme geldi. Fakat muhalefet diye adlandırdığımız kesimden henüz ses yok. Orada katleden askerlerin yol boyunca resimlerini kahraman olarak ilan edip, yani şehitliğe giden yol boyunca oralarda koymuşlar, şey yapıyorlar, insanlara gösteriyorlar. Şimdi Batı'ya soruyorum, medeniyetin beşiği dedikleri Batı'ya gerçekten sormak istiyorum. Bu kadar katliamlar varken dünyada, Türklüğe karşı, Türkiye karşı, Türkiye'ye karşı yönelim varken, bugün birçok askerin açıklamalarına destek verem, yine 200'lü, 500'lü, 10'lü, 12'lü, kaç yüzlü dersek diyelim, hepsi su kaldırır. Bu Batı'nın tutumuna ne demeli? Bakın Mitsotakis bugün efendim çok küstahça bir açıklama yaptı. Cumhur İttifakı'nı hedef alan, Sayın Cumhurbaşkanlığı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan bir açıklama yaptı. Buna karşı ABD'nin gemisine binmiş Miço, ABD Miço'su, ABD'nin şımarık çocuğuna karşı acaba merak ediyorum içteki muhalefet ne diyecektir? Yani nasıl bir ifade kullanacaktır? Şimdi burada Misaki Milli diyoruz, Turan coğrafyası diyoruz. Bunların genel terminoloji içerisinde Türk, Türklük ve Türk milletinin geleceği, bekası demektir Alptekin Bey. Bunları değerlendiremeyen muhalefet yapıyorsa hangi, nerede, kime muhalefet yapıyor? İktidar olmak istiyorsa nerede, kime iktidar olmak istiyor? Bunların sorgulanması lazım. Şimdi dışarıya baktığımız zaman yani şımarık AB üyesi birkaç ülkenin bugün Mitsotakis'in küstahça açıklamasına arka çıkması gerçekten düşündürücüdür. Yani Amerika'nın bugün baktığımız zaman işte Türkmen kardeşlerimizin katledildiğini bugün 14 Temmuz'da bunları şey yapacağız, tekrar yad edeceğiz. Yani bunları rahmet dileyeceğiz bu kardeşlerimize, bu soydaşlarımıza, bu kardeşlerimize. Türkmen topraklarında bir devletçik kurmak isteniyor. Oradaki katliamlar da bizim müttefikimiz, sözde müttefikimiz dediğimiz ülkeler tarafında onların silahlarıyla yapılıyor. Bugün uyanmayacaksak ne zaman uyuyacağız Alptekin Bey? Eğer bugün uyanmayacaksa muhalefet dediğimiz Türkiye'de siyaset yapmak isteyen arkadaşlar,
Yani Türk milletinin hak ve hukukunu savunacağız diye meydanlara çıkan arkadaşlar ne zaman, nerede, kime siyaset yapacaktır? Ben de bunu sorgulamak istiyorum. Peki, tabii bir yandan tabii dünyaya meydan okuyoruz, bir yandan da içimizde bir takım sıkıntılarla uğraşıyoruz. Yani neye getireceğim? NATO Liderler Zirvesi'nde bir takım kazanımlarımız oluyor. Oradaki kazanımlarımızı nasıl gölgeleriz diye düşünüyorlar. Tabii o muhalefete de gerekli mesajlar gönderildi. Hani tavizler verildiği söylendi. Onların da cevapları verildi. Türkiye kendisini özellikle o NATO Liderler Zirvesi'nde terör bağlamında çok iyi ifade etti diyebiliriz. Ara verdikten sonra o iki İskandinav ülkenin somut adımları ne olması gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor, NATO Liderler Zirvesi ve şu Joe Biden'ın neden zor durumda olduğunu bir bakarız. Japonya'da Abe suikasti var, buna da bir değiniriz. Diplomasi trafiklerine bakarız kısa bir aranın ardından efendim. Siyaset notları devam ediyor efendim. Şimdi gün içinde gelen sıcak bir gelişme vardı. Tahıl krizi için zirve Türkiye'de olacak. Rusya, Ukrayna, Türkiye, Birleşmiş Milletler İstanbul'da buluşacak. Gıda krizi konusunda dedik ya Türkiye elini taşın altına koymaya hazırdı ve koyuyor da. Yarınki zirve için neler, ne beklentisi var tarafların? Nasıl bir çözüme ulaşmaya gidebilir? Nasıl bir sonuç çıkar? Sayın Ertekin'e verelim sözü. Bir yandan da bu yaptırımlarla ilgili kendisi ekonomist olduğu için özellikle yaptırımlar konusunda ne kadar ikircikli olduğunu Amerika'nın da defaatle paylaşmıştı bizimle. Buyurun. Şimdi tabii ki öncelikle Ertekin Bey, yaptırımlar konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Şeyine geleceğiz tabii ki koridoruna, tahıl koridoru içinde ayrıca söylemek istiyorum birkaç şey. Şimdi bakın, Sivis işlemlerinin kapatıldığı zaman yine sizin ekranlarınızda ben arz etmiştim kendilerine. Yani burada bir ayrıcalık tanındığı zaman Sivis işlemlerinin çok da rasyonel bir şekilde yürümeyeceğini söylemiştim. Şimdi Amerika biliyorsunuz petrol ithalatı konusunda en az ithal eden ülkelerden birisi. Kendi petrollerini kullanıyor ve kendisi tabii ki hemen gitti. Ne oldu? İşte Maduro ile anlaştı ve oradaki petrolleri almak için çok uluslu Amerikan şirketlerinin iş yaptığı ülkelerle vardı. Maduro ile anlaştı iş paraya gelince. Maalesef tabii kendi çıkarları olunca sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, bugün Almanya'yı da bu kervanın içerisine katabiliriz. Biliyorsunuz Helga mutfaktaki doğalgazı kesilmesin diye, Helmut sanayideki doğalgazı kesilip sanayisi zarar etmesin diye bütün kış boyunca ne yaptılar? Bütün Avrupa ülkelerinin birçoğu, hatırlarsınız Alptekin Bey, 2023 yılının başlarına kadar, 2023 yılının bir kısmı da yani ülkelerin 2023 sonuna kadar bu yaptırımların dışında kaldılar. Şimdi Swift işlemlerini kapattılar ama banka ismi vermek istemiyorum. Burada iki bankanın Avrupa'daki ödemelerini yaptığına devam ediliyor. Bugün de devam ediliyor. Yarın da açılsın pazartesi günü yine de devam edilecek. Birçok AB ülkesi Rus para birimiyle ödemeyi kabul etti. Şimdi burada yaptırımların da ikircikli, hatta beşircikli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu şekildeki yaptırımların başarısı ne olabilir? Bakın Rusya'nın dünyaya altın satmasının önüne geçtiler ama Rusya ekonomisi halen direniyor. Bugün Sayın Putin'in açıklamalarını dün kendi yayın organlarında izliyorum. Diyor ki Ukrayna'da savaş yeni başlıyor diyor. Çünkü bu savaş Ukrayna ile Rusya'nın savaşı değil Alptekin Bey. Baştan beri söylüyorum bu ekranlarda. Şimdi bu tarzda yaptırım, 5603 adet yaptırım uygulanıyor. Ama yaptırımların niteliğine baktığımız zaman Avrupa kendi işine gelen yaptırımların hemen arkasından dolanmayı çok iyi biliyor. Amerika özellikle dolanmayı çok iyi biliyor. Şimdi burada yaptırımlara kim uyuyor? Yaptırımlara uyacak çok ülke yok. Aslında gerçekte baktığımız zaman
Avrupa ülkelerinin arasında 5 ülkenin 5-6 ülkeyi geçmediğini görüyoruz. Almanya termik santralleri kaldırmasına, karbon salınımından dolayı kaldırmasına rağmen bugün termik santrallerin kurulmasına yeniden başlamıştır geçtiğimiz hafta itibariyle. Ve halen İngiltere dahil olmak üzere AB'nin Almanya, İngiltere ve Fransa halen doğalgaz ithalatı yapıyor ve bir kısmı da bunların Hollanda ülkelerde kendi Rus para birimiyle ödemelerine devam ediyorlar. Bunu kabul etmeyen ülkeler de Euro cinsinden ödemelerini iki banka, şey olmasın diye vermek istemiyorum, iki banka Swift işlemlerine açık. Peki yaptırımların ne anlamı kalıyor? Hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla yaptırımların, yani savaşın sonuçlanmasına çok etki edeceğini düşünmüyorum. Burada tarihi en büyük rolü Türk Devleti üstlenmiştir. Bakın Antalya formuna bakalım, Dolmabahçe toplantılarına bakalım. Yani sonuç almak üzereyken tekrar yani NATO'da dahil olmak üzere Batı'nın tekrar orayı karıştırması, Türkiye'nin bu barışçıl girişimlerine, bir NATO ülkesi olarak giriştiği barışçıl girişimcilerin önüne nasıl geçildiğini hep birlikte izledik Alptekin Bey. Buraya geldiğimiz zaman bu noktada şimdi tahıl koridoru meselesi çok daha önemli bir mesele. Bakın Birleşmiş Milletler'in ve NATO'nun burada ağırlık koyması, hatta İtalya'nın devreye girip, geçen hafta İtalya Başbakanı Ankara'daydı bu konuyla ilgili olarak, işte gemi sağlaması, gemi tedariği yönünde. Yani gıda ve Avrupa'nın çıkarları söz konusu olduğu zaman tümü birleşebiliyorlar. Birleşmiş Milletler bir araya gelebiliyor. NATO'nun bize kendince ayar vermeye kalkan halt etmiş ülkeleri kendince bir araya gelebiliyor. Bakıyorsunuz gıda ve ekonomi söz konusu olduğu zaman Swift işlemlerinde başka bankalara ayrıcalık tanıyabiliyorlar. Şimdi Türkiye şunu yapmak istiyor. Bu insani bir şeydir. Tahıl koridoru neden önemlidir Alptekin Bey? Şundan dolayı önemlidir. Dünya Bankası'nın, Dünya Ticaret Örgütü'nün, Birleşmiş Milletler Araştırma ve Strateji Örgütü'nün bütün açıklamalarına baktığımız zaman dünyada baş gösteren bir gıda krizi var. Yani bu gıda krizi nedir? Üç sebebi var bu gıda krizinin. Bir tanesi sadece savaşa bağlamak da çok doğru bir yorum olmayacaktır. Bugün Güney Amerika'daki kuraklık, Afrika'da seyreden kuraklık, artık küresel iklim değişimi, küresel ısınma ve dünyadaki kentlerde yaşayan nüfusun çok hızlı artıyor olması. Dolayısıyla gıda konusunda, özellikle tahıl konusunda, tahıl üretim ve ekim alanları konusunda dünyadaki %57 potansiyeli elinde bulunan iki ülke var. Bakın dünyada Hindistan, Çin, Rusya ve Ukrayna, yani bu dört ülke aşağı yukarı dünya tahıl ticaretinin neredeyse %65'ini, %66'sını elinde bulunduran ülkelerden bahsediyoruz. Çin üretiminin %70'ini iç pazarında stoklamak, iç pazarında depolamak üzere sadece 30'unu dünyaya verebileceğini söylüyor. Hindistan'da uzun keza yıllardır bunu yapıyor, bu politikayı. Evet. Tabii. Hindistan'da keza biliyorsunuz bir tahıl ihracatı konusunda, özellikle buğday ihracatı konusunda bir sert kararlar alındı. Şimdi geriye kim kalıyor? Rusya ve Ukrayna kalıyor. Ukrayna bu saydığımız 4 ülkenin %57'sini, yani ikisinin birleştiği zaman 80 milyon ton buğday üreten ve tahıl ürünleri üreten bir ülke. Silolarında dünyanın şu anda hem fiyatlarını düşürecek, yani gıda enflasyonunun önüne geçebilecek, hem de açlık tehlikesini önleyebilecek derecede depolarında, silo diyoruz bunlara, büyük depolarına. Bunlarda buğdayı var, arpası var, nohutu var, bunları var bu ülkelerin. Ve bir de yeni hasatlar var, yeni elde edilmiş hasatlar var. Fiilen Rusya'da savaş yok fiilen. Yani Ukrayna toprakları üzerinde bir işgal sürüyor. Yani dolayısıyla Rusya bunları ihraç etmek istiyor, dünyaya satmak istiyor. Bu söz konusu olduğu zaman ne yapılıyor? Bakın hemen bir araya gelinebiliyor. Türkiye devreye sokulabiliyor. Türkiye arabulucu olarak kabul edilebiliyor. Ama Türkiye insanlık için sadece, yani Rusya'ya ve Ukrayna'ya iyilik yapmak için değil, dünyadaki bu krizi önlemek için Türkiye büyük devlet olmanın gereğini yapıyor Alptekin Bey şu anda. İstanbul'da yapılacak zirvede konuşulacak şudur. Bir tanesi Karadeniz'deki tabii ki taşımacılık güvenliği. İki, gemi tedariği. Üç,
Yani bunların koordine olarak, eş zamanlı olarak limanlardan ayrıldığı zaman varacağı varış limanlarına gelinceye kadar ki bütün statüleri ve bunların güvenliğinin sağlanması. Bunların hangi merkezlerden çıkacağı, ne zaman çıkacağı, hangi sahiplerle efendim gideceği güvenli limanlarda hangi ülkenin menfaatlerine olacağının tespit edilmesi. Çünkü bir de yaptırımlar var biliyorsunuz, işte sözde yaptırımlardan bahsediyoruz. Kendilerine olduğu zaman yaptırım yok ama bir başka ülke olduğu söz konusu olduğu zaman tepesine binmeyi biliyor. Hem Birleşik Devletler biliyor, hem AB ülkeleri biliyor. Özellikle Fransa ve İngiltere'yi katarak söylemek istiyorum konuya. Şimdi dolayısıyla yarın yapılabilecek zirve, daha önce de toplantılar yapıldı ve bunların başında yüksek rütbeli subaylarımız, sayın buradan hasreten de Savunma Bakanımıza Sayın Hulusi Akar'a da çok teşekkür ediyorum. Çok üstün gayretleri var ve Dışişleri Bakanımızın üstün gayretleri var. Burada eğer başarılı ise bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük devlet olmasının gereği olarak dünyadaki efendim tarım konusundaki bu açmazları, bu şeyleri giderip fiyatların düşmesi, dünyadaki açlık tehlikesinin önlenmesi açısından çok önemli olacaktır. Ama burada tabii ki bir de şöyle güvenlik meselesi var. Karadeniz'de hatırlarsınız Ayet Ekim Bey, bir deniz mayını, mayınlar yer konusu vardı. Hatta 3 tanesi bizim boğazlarımıza kadar, yani orada çok enteresandır, yani çok ayrı bir mesele o da. Boğazlarımıza kadar 3 tanesi gelmiş, karşılama yaptık onlara ondan sonra. Fakat bunların işte Rusya mı, Ukrayna mı bunların sahipleri, bunların işte efendim oradaki projelerinin elde edilmesi, mayınlı alanların temizlenmesi konusu çok önemli. Şimdi bunlar tabii ki başlı başına şeyler ama Türk Devleti gerçekten ben bu gayrete canı yürekten destek veriyorum. Destek vermek durumundayız. Sadece ekonomik açısından değerlendirmek çok yanlıştır. İnsani de bir şeydir bu Halit Bey. Dolayısıyla yarın yapılacak zirveden mutlaka ve mutlaka yani sonuç çıkar çıkmaz diye bir cümle kullanmak istemiyorum. Sonuç çıksın istiyorum. Peki. Şimdi ya daha önce birbirlerini suçluyordu Rusya, Ukrayna bu tahıl kriziyle ilgili. Yani Rusya diyor ki ben bir şey yapmıyorum. Yani ben izin veriyorum. Önemli değil. O mayınları da ben yapmadım, dökmedim. Ama Ukrayna bileniyor. Yani o ket vuruyor bunların ihracatına, engellemeye. Niye diye soruyorsun? Çünkü Avrupa'da bundan zarar görsün ki, yoksunluğu hissetsin ki, bize daha çok destek olsun diye Ukrayna engelliyor. Ukrayna diyor ki hayır, onları biz çıkartmayalım diye, vermeyelim diye mayın döşediler diyor. Yani böyle bir oluşum vardı, böyle bir karşılıklı suçlamalar vardı. Şimdi zirvede konuşuluyor. Ne oldu da bu noktaya geldi? Mustafa Bey bir şey dedi galiba bunun üzerine. Bir dönelim sonra size sözü diyeceğim. Bakın hatırlayın, yine aynı sizin yayınınızda bunu konuşmuştuk. Mesela Dolmabahçe mutabakatı yapıldığı zaman, Dolmabahçe mutabakatı yapıldı ve taraflar çok umutlu ayrıldılar, ülkelerine döndüler, gitti. Daha sonra hatırlayınız, yani burada iki tarafta bir açıklama yaptı. Dediler ki biz evet şey aşamasına geldik, tespit yaptık, yazım aşamasına geldik. Ne oldu da bir gecede Zelenski konuşulan tüm mutabakat metnini değiştirerek Rusya'ya gönderdi ve ters tepti? Ne oldu? Bakın ne oldu biliyor musunuz? Ben konuşmamın başında ifade ettim Aytekin Bey. Zaten bu savaş Ukrayna ile Rusya'nın savaşı değil. Yazık olan, hakikaten yazık olan Ukrayna halkına oluyor. Bu Amerika'nın Çin'le ve Rusya'yla yaptığı ticaret savaşı Aytekin Bey. Dolayısıyla NATO'nun önderliği, lideri durumundaki Amerika ve NATO üyesi ülkeler, yani buradaki barışçıl tüm girişimleri bugüne kadar sabote ettiler. Dolayısıyla şimdi gıda söz konusu olduğu zaman, ne oldu? Hakikaten ben de çok merak ediyorum. Olan şey şu, bugün yaz bittiği zaman dünyadaki gıda krizi, yani şöyle söyleyeyim, kasırga o kadar hızlı yaklaşıyor ki, yani kasırgayı bir süre sonra, yani göz gözü görmeyecek diyebilirim. Ekonomik anlamda söylüyorum bunu Hakkı Bey. Bakın gıda fiyatlarının geldiği nokta, gıda fiyatlarındaki dünyadaki artış %96. Yani 1 euroya aldığınız bir elmayı
Bugün 1.96 euroya alıyorsunuz. Yani şimdi bunlar kaldırılabilir, çekilir şeyler değil. Ülkemizde hani bu muhalefet konuşuyor ya, gidiyor pazarın önünde resim çektiriyor, pazarcı bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor, bunları yapıyor ya. Bugün Avrupa'da bunların gerçekleri yaşanıyor. Bunlar dünyada bunların gerçekleri yaşanıyor. Hı. Ama ülkemize geldiği zaman biz kendi kendimize hakikaten yazık ediyoruz. Yazık ediyoruz çünkü neden yazık ediyoruz? Yazık edenler zaten bu bize karşı hasmane, katsa yaptırımları uygulayanların yanında duranlardır Hattekin Bey. Bu bakımdan ben gıda krizinin yani çözüleceğine, tahıl koridorunun açılacağına inanıyorum. Peki, peki teşekkür ediyorum Sayın Alpar'a sözü verelim şimdi. Evet, tabii olayın tek bir boyutu yok ve bazı olaylar diğeriyle bağlantılı. Buyurun. Sadece gıda ile ilgili değil, enerji fiyatları ile ilgili. Siz birisini köşeye sıkıştırırsınız. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri 20 yıldır savaştı, 20 yıldır sivilleri öldürdü. Büyük bir prestij kaybına uğradığı bir dönemde Rusya'nın Ukrayna saldırısını kullanarak yeniden toparlanmış gibi gözüküyor. O NATO çerçevesiyle Avrupa'yı da kuşatıyor aslında bir tabii, yandan. Onda tabii, diyebiliriz. Tabii. Yani siz yukarıdan başlıyorsunuz. Neden İsveç'i ve Finlandiya'yı alıyor? Arktik Denizi'nden başlıyor. Baltık Denizi, Estonya, Letonya, Litvanya aşağı doğru Romanya Rusya'yı ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a geldi. Akdeniz'e kadar kuşattık. Sen yani kimi kuşattı? Kim bu savaşın bitmesini istemiyor diye baktığımızda evet, yapılanlara, hani diplomatik anlamda da İsveç'in ve Finlandiya'nın üye olmasınız kışkırtmakla evet, bakınca Amerika kesinlikle bu savaşın bitmesini istemiyor. Başlatan nokta da kendisi, yani böyle olmasını da kendisi planladı. Hatırlar mısınız Trump Putin'e şöyle demişti: biz Kuzey Akım 2'yi istemiyoruz, ben satacağım Avrupa'ya enerjiyi, ben sağlayacağım demişti. Böyle bir 3 sene önce, yani iktidarının son yılında böyle bir cümle sarf etmişti Putin'e karşı. Ve aşağıdaki bizim güneyimizdeki YPG terör koridorunda düşündüğünüz zaman Amerika Birleşik Devletleri 3 yıldır oraya tertipleniyor. Almanya'daki kuvvetlerini Polonya'ya çekti, üst bölgeleri aldı, Yunanistan'dan üstler aldı. Bunu Romanya ve Bulgaristan'a götürüyor. Türkiye'yi kuşatıyor, bir. Rusya'yı kuşatıyor, iki. Çin'in ticaretini engel olmaya çalışıyor. Üç, kontrol altına almaya çalışıyor. Enerji hatlarının hepsini kontrol altına aldı şu anda. Almış gibi gözüküyor. Bir de biraz önce bahsettiniz, olayın bir boyutu da Avrupa'yı da kuşattı. Evet, Avrupa, evet. Ya bir bakınca Avrupa'yı şöyle da şu anda kuşattı. Neden? Bugün paritelere baktığımız zaman sanırım neredeyse eşit hale geldi. Yani euro ile dolar eşit hale geldi. Avrupa'da enerji fiyatları geçtiğimiz ayda bir haftada %60'a yakın artmıştı sanırım. Şimdi Avrupa'dan gelenler var. Marketlerde bazı malların yokluğu başladı. Almanya banyo yapmayın diyor vatandaşlarına. Temizlenmeyin diyor. Karbon free bir ortam hazırlamaya çalışıyordu 2030'larda. Tekrar kömür yataklarını kullanmaya başladı. Olay farklı bir boyuta çıktı. Bu olay neden böyle oldu? Mustafa Bey çok güzel izah etti. Bir tanesi, birincisi Türkiye'nin diplomatik başarısı. Bunu bir yere koymak lazım. Türkiye burada bölgesel bir güç olmanın yanında küresel bir güç olduğunu da ortaya koydu. Bu kadar uluslararası sistemin insanlıktan uzaklaştığı, insanı dikkate almadığı bir ortamda Türkiye kendisi için değil, kendisinin belki stoğu var ama özellikle Afrika'dan başlamak üzere dünyada bir açlık meydana gelecek. Birincisi o. Ya bir o dengesizliğe de vurgu yapmak gerekiyor. Tabii. Mustafa Bey belki anlatıyor ama hani %60, %80 yani dünyada bir gerçekten utanılacak bir dengesizlik de var. Evet, var. Yani o kadar insanın ölmesine razı olmayan bir anlayışı var. Türkiye bu anlayışı pandemi sürecinde çok güzel bir insanlık örneği verdi. Bir dünya gücü olduğunu bence orada gösterdi. Gücünüz sadece askeri güç değildir. Belki Batı'nın anlamadığı bu. Askeri güce sahip olmanın her şeye yeteceğini düşünüyorlar. Türkiye'nin, Türkiye'den öte bütün dünyadaki gücü bu yumuşak gücünden gelmektedir. İtibarı da bundan gelmektedir. Bunun ne kadar önemli olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz ve gelecekte daha da iyi anlayacağız. İkinci ana neden, artık savaş devam ettiği sürece, bu ekonomik sıkıntılar devam ettiği sürece Amerika Birleşik Devletleri, o NATO müttefikleri dediği Avrupa'daki o insanların artık yavaş yavaş o sıkıntı içerisinde kendinden ayrılacağını görecektir.
Çünkü bunun da sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bu Avrupa'nın da savaşı değildi. Hı. Yani NATO belki işin içerisinde ama NATO'nun kuruluşunda asıl etken İngiltere teklif etti. İngiltere ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ydi ve hep etkindi. Bugün de aynı şeyleri görüyoruz. Yani baskın, yani bugün İsveç, Finlandiya NATO'ya girmek istiyor muydu? Hayır. Yani savaşın başladığı Şubat ayında İsveç'te ve Finlandiya'da %20'nin de altındaydı destek. Bir anda %80'e çıktı. Nasıl çıktı? İşte o medya gücü. Medya gücü. O, Putin çanta taşıyor, tabii, nükleer getirdi, İsveç'e, Finlandiya'ya girecek. O kadar büyük bir korku yaratıldı ki. Yani sanki hemen nükleer silah kullanacak, hemen kimyasal. Bu kadar kolay mı yani bir nükleer silah kullanmak? Üstelik arazi dümdüz ve Rusya'nın kendisini etkileyecek bir arazi. Her Biden geldiği zaman, her Biden Avrupa'ya geldiği zaman kimyasal silah haberleri çıkmaya başlıyor. Her Biden Avrupa'ya bir zirveye geliyor, orada nükleer silah kullanıyor. O kadar kuvvetli bir Rus tehdidi oldu ki, yani çok abartılı bir şekilde bu yaratıldı ki insanlara, herkese istediğini yaptırabiliyor. İstediği yerde üs kurdurabiliyor mu? Kurdurabiliyor. İstediği yere istediği miktarda on binlerce askeri gönderiyor. Oradan oradaki insanlarda, oradaki parlamentoda, oradaki politikacıda bir karşı reaksiyon var mı? Yok. Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa önceden Trump döneminde söyledi. Kimse savunma harcamalarını artırmamıştı. Şu anda öyle bir ortam ki herkes artırıyor. Silahı kim satıyor? Tabii. Amerika Birleşik Devletleri birçok ülke silah satıyor. Zaten ona bakmak gerekiyor herhalde. Silah sanayisindeki gelirindeki oranına bakmak lazım. İşte ama Amerika, her şey Amerika'nın lehine gibi gözüküyor ama bunun sıkıntıları da şu anda hissedilmeye başladı. O kadar da kolay değil. Ben bunun çözülmenin daha da artacağını düşünüyorum ileride. Tabii ki bu bölgedeki insanların yaptırımlardan kim etkileniyor en çok? Biz de etkileniyoruz. Çevremizdeki ülkeler etkileniyor. Yani ateşler yanıyor, harı da bize dokunuyor. Dolayısıyla elbette kararı, biraz sonra o konuya da geleceğiz zannediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tahran'daki 19'undaki evet, toplantısına da geleceğiz. Yani bu bölgedeki insanların o bölgedeki sorunlara çözmek için kendi iradelerini göstermeleri gerekiyor. Yani tarih bize gösteriyor ki, olaylar bize gösteriyor ki bölge dışı müdahaleler hiçbir zaman o bölgenin yararına olmamıştır. Yani bu bölgedeki işte ölen insanlar, akan kan, ticaretin bozulması, ekonominin bozulması Amerika Birleşik Devletleri'ni etkilemiyor ki. Çünkü uzakta onun verdiği kararlar. Ama bizi etkiliyor. Bizim komşularımız da etkiliyor. Dolayısıyla bu bölgedeki insanların, bu bölgedeki ülkelerin, bu bölgedeki akil adamlarının, Yunanistan'da dahil ediyorum, bu bölgenin sorunlarına, sorunların çözümüne katkıda bulunmaları gerekir. Ne zaman ki dışarının menfaati burada söz konusu oluyor, onlar tarafından yönlendiriliyor, işte o zaman hepimiz bunun zararını görüyoruz. Kendilerini koruyacağını zannediyorlar ama işler öyle değil. Yani özellikle terörle... Biz yine burada kalacağız. Tabii. Yunanistan unutmasın. Bir gün herkes gidecek. Yine biz bu coğrafyada kalacağız. Tahran'a da girelim. Oradan da Sayın Avcı'ya döneriz. Hem Tahran konusuna da girelim. Evet. İran'da şu anda... Yani, o Suriye'de de alakalı evet, şey bölgesel diğer sorunların çözümüne de. Yani sadece burası değil. Kafkasya'da İran'ın etkili olduğunu biliyoruz. Bir takım çatışmalarımız da var. Yani beklentilerimiz de var. Bunlar normaldir. Tabii ki olacak ama çözülemeyecek sorun yoktur ki. Bir şekilde konuştuğunuz zaman bir yerde orta noktada buluşursunuz. Bu işte tahıl krizinde Türkiye'nin başarısı dedik. Bu noktaya hemen mi gelindi? Şu anda işin teknik detayları görüşülmeye başlandı. Ama demek ki bir karar verildi daha öncesinde. Bu Türkiye gitti, Rusya'da görüşmeler yaptı, Ukrayna'ya gitti. Defalarca görüşmeler yapıldı ve bu Türkiye'nin diplomatik bir başarısıdır. Yani daha önce bahsettiğimiz İsveç ve Finlandiya'nın terör konusunda isteklerimizi kabul etmesi gibi bu da diplomatik başarıdır. Ben dış politikada çok başarılı hamleler gördüm son zaman. Ki dış politikaya şöyle bir geriye baktığımızda öyle bir zamandan geçtik ki yani Cumhur İttifakı oluşumunda 15 Temmuz alçak darbe girişimi olmuş, kılcal damarlarımıza hainler girmiş, onları temizlemekle uğraşıyoruz. Bir anda Cumhur İttifakı ama içimize olmuştu. Kapansaydık 15 Temmuz'dan sonra yıkılma tehlikesi geçirdik. Biz karar alma mekanizmamız da bunu açtık. Evet, karar alma mekanizmamız kuvvetlendi. Bu yapıyla, bu sistemle. Ve oradaki toplantı da tabii ki Tahran'daki toplantıda yani değişik konular var ama özellikle Suriye'deki sorunun çözülmesi açısından çok önemli. Artık Suriye'de belli bir aşamaya gelindi.
Bundan sonra artık bölgede istikrarın sağlanması, oradan giden insanların güvenli bir şekilde yerlerine döndürülmesi gerekir. Türkiye'nin istediği, yani operasyon yapmayı düşündüğü bölgeler özellikle bu dönüşe yönelik, yani o insanların yaşanabilir bir alan tabii, oluşturmaya. Çünkü ekonomik kaynaklar orada. Yani barajların olduğu yer, sulama kaynaklarının olduğu yer. Bunlar döndükten sonra bu insanlar nasıl geçinecekler? Ne yiyecekler? Tarımı nasıl yapacaklar? Buna ilişkin sorunlara yönelik alanlar sanırım bunlar da görüşülecek. Ben ümitliyim tabii ki buradan. Farklı farklı politikalar olsa da, yani İran'ın oradaki politikasının ben İslam dünyasına çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Bir yararını olduğunu da düşünmüyorum. Hatta şöyle söyleniyor, İsrail'den fazla Müslüman öldüren bir ülke konumuna düştü. Yani yanlış politikalar nedeniyle bu İran'ı da yaralıyor, İran'ı da zayıflatıyor. Peki Sayın Avcı, hem bu Türkiye'nin diplomatik başarısı, zaferi var, bir yandan dünya bunu konuşuyor ve bir yanda da tahıl krizi için, yani Avrupa dünya aç kalmasın diye yine dönüp dolaşıp doğruyu buldular, su yürüdü yolunu buldu. Türkiye'de İstanbul'da bir zirve gerçekleşecek, tahıl krizi için Türkiye'nin devrede olduğunu görüyoruz ve Tahran'da da bir zirve var. Peskov söyledi bunu tabii, Kremlin'den yapıldı, Rusya'dan yapıldı. Erdoğan, Putin ve reis Tahran'da buluşacak. Bu buradaki görüşmede de tabii ki bölgedeki konularda ele alınacak. İran'ın Irak'ta ve Suriye'de etkin olduğunu da dile getirebiliriz diyelim. Savaş Avcı'ya sözü verelim. Evet. Şimdi tabii ki bu tahıl krizi bence bir semboldür. Yani aslında krizin boyutları daha farklı görebiliyoruz. Yani bu siyasetten tutun da dünyadaki haritaların değişmesi, pazarlıklar, bunlar görüyoruz. Yani bugün bu savaş nasıl başladı, nasıl devam ediyor, kimlerin eli var görüyoruz. Yani bugün Amerika'da orada hem destekliyor Avrupa, Amerika hem silah veriyor ama ben karışmam diyor. Burası güvenli bölge değildir diyor. Ben bu şeyde uçak uçurtmam. Yani aynı politikayı mesela Körfez'de de görebiliyoruz. Suudi Arabistan'a, Haliç ülkelerine diyor ki bakın İran sizin için bir tehdittir. Onun için gelin bakın şu silahları bir alın önce bakalım. Bu milyarlarca dolar silahları harcıyorlar. Burada da Amerika'nın kendi ticaretini bir taraftan görüyor. Avrupa'yı da bu işe de sokuyor. Avrupa'da bir karışıklık olsun, sürekli Amerika'ya ihtiyaç duyuyorsun. Ama burada sürpriz olan Türkiye'nin tabii bu son yıllarda Türk Devleti'nin atmış olduğu adımlar, Türk Devleti'nin uluslararası mahfilde gösterdiği irade birçok gücü tedirgin etmekte, korkutmakta. Dolayısıyla bugün bölgemizde, Türkiye'nin bölgesi baktığımızda, bugün Suriye'deki problemi kimdir muhatapları esas itibariyle baktığımız zaman, ki ben buradan da Tahran'daki toplantıya da girmiş olayım. Bugün orada iki önemli aktör var Suriye'de, rejimin yanında destekleyen İran rejimi var, iki Rusya var. Tabii biz bunlarla da sıkıntılarımız var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikisiyle de sıkıntısı var. Neden? Çünkü bugün PKK'nın, işte bu terör örgütlerinin İran'da da yapılanması var. O sınırlarımız oradan da, yani sızmalar oluyor, orada yapılanmaları var, kampları var. Irak'ta var ve Suriye'de var. Dolayısıyla İran'la da bu konuda biz bir sıkıntılıyız. Yani kim ne derse desin. Onun da kendine göre bir politikası var. Rusları da keza bizi, yani bir şekilde bana göre aldattılar bizi. Yani bu 2018-19 anlaşmalarında orada bir 30 kilometrelik bir güvenli alan demiştik. Yani Suriye ile Türkiye arasındaki. Onun şu anda bir kısmı tamam. Türkiye'nin o da kendi müdahalesiyle, kendi iradesiyle ortaya konmuş olduğu askeri... Tabii, ama ardından operasyonlarımızı da yerine getiriyoruz. Yani o harekatlarımız, aldatmaları da yanlarına kar kalmıyor. Kalmıyor Türkiye zaten. Kazanımlarını ve haklarını korumak için hem sahada hem de diplomaside, masada elinden geleni yapıyor. Zaten onu gördükleri için bugün bizimle işte tahıldır, yok şu sebepten dolayı bir araya geliyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesini görüyorlar. Bakın bu iradeyi biz mesela 1917 Kerkük referandumunda gördük.
Biliyorsunuz Kerkük'ün Kürt bölgesine ilhak konusunda bayraklar asıldı. Kürt yapısı, bölgesel yapısının. Peşmergeler kamyonlara atlayıp kaçtılar. Evet, arkalarına bakmadılar. Evet. Sayın Avcı. Evet, gördük onları da. Evet, orada yani Türkiye'nin, Türk'ün gücünü aslında sesini duymaları yetiyor. Bu noktada Tahran'a da aslında biz oradaki Tahran'daki zirvede yani biz ya oraya gideceğiz güzel güzel barışı huzuru getireceğiz. Güvenli bölgeler kuracağız. Siz de bunu bilin. Bunu ya bunu masada halledeceğiz, karşılıklı anlaşarak halledeceğiz ya da daha önce yaptığımız gibi Afrin, Zeytin Dalı, yine Türk dünyasına baktığımızda Karabağ zaferimiz var. Hani bu minvaller hatırlatılacaktır ki biz dünyaya o NATO liderler zirvesinde şunu gösterdik. Terörle bizim sorunumuz var, terörle mücadelemiz sürecek, bunu tüm dünya bilsin. Bundan dönmeyeceğiz kavramını ilettik ki İsveç'te, Finlandiya, tamam biz bunu da taahhüt ediyoruz, tamam şunu da taahhüt ediyoruz, onu da yapmayacağız, bunu da yapmayacağız, şunu da yapmayacağız deyip imzayı da attılar. Bunu Rusya'da, Balkanlar'da ve o bölgede gösterdiğimiz gibi tabii ki beka mücadelemizin olduğu Suriye'de, Irak'ta göstermememiz için hiçbir sebep de yok herhalde. İşte, o Tahran'da bu da konuşulacaktır. Değil mi Sayın Erkek? Abdülkadir Bey, Sayın evet, Avcı, buyurun. Ben özellikle bu örneği verdim çünkü 2017'de gerçekten çok önemliydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti iradesini koydu ortaya. Bunu hem Devlet Bahçeli televizyonlarda işte devletimizin gerekli makamları, Cumhurbaşkanı dahil gerekirse biz Misak-ı Milli konusunu tekrar gündeme getiririz demesiyle Irak hükümeti bu işi hemen şey yaptı ve dediğiniz gibi arabaları binip kaçtılar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesini ortaya koyduğu zaman işte güçlü oluyor. Yani bunun tersini iddia edenlerin işte ne kadar çürük bir şey peşinde olduklarını görüyoruz. Türk'ün gücü nerede varsa orada Türkiye ihtiyaç var demektir. Bugün bütün bu gelişmeler, Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye'nin hakkı var. Çünkü Türkiye'nin milli sınırları o bölgelerde başlıyor. Bugün Türkiye'nin güvenlik, milli güvenlik sınırı bana göre Kerkük'te, Halep'te biter. O bölgelere Türk, ister Türk askeri olsun, ister oradaki Türk unsurlar olsun, Türkler olsun, Türkmenler olsun. Onlar güçlü olduğu takdirde, onlar güçlü olduğu takdirde. Biz o bölgede ne diyoruz? Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğü diyoruz. Bir Suriye devleti, bir Irak diyoruz. Eğer sen orada haritaları değiştirmeye çalışırsan, tarihte var olmamış, sözde Kürdistan adıyla Türkiye'yi tehdit eden vari bir devletçik, terör devleti kurmaya çalışırsan, o zaman ne oluyor? Anlaşmalar devreye girmez mi? O zaman o haritaları sen değiştirdiğin zaman Türklerin, Türkiye'nin anlaşmaları devreye sokması da gündeme gelir değil mi Sayın Alpar? Tabii ki bir bölgede bulunmanın üç koşulu vardır. Tarihi bağlantı, ya dini bağlantısını olacak ya da kültürel bir bağlantısı olacak. Biz hatta hani güvenlik çemberi deyince ben Osmanlı'nın güvenlik çemberinden söz edeyim isterseniz. Osmanlı Kızıldeniz'i kontrol ediyordu. Basra Denizi'ni kontrol ediyordu. Kafkasları ve Balkanları. Yani ben buradan hareketle şunu diyorum. Bunu coğrafi olarak ele geçirme olarak düşünmemek lazım. Yani bir yere gidip orayı fiziken ele geçirmekten bahsetmiyoruz. Buraların güven altında olması diyoruz. Yani Libya güven altında değilse, Libya'da Türkiye'ye müzahir, dost bir yönetim yoksa, Balkanlar'da yoksa, Kızıldeniz'de, Basra'da ve Kafkaslar'da yoksa siz güvenliğinizi sağlayamazsınız. Sadece güvenlik sınırlarda sağlanmaz. Güveniniz sağlanmak için bunun dışında ilişkiler geliştirmek ve buralarla, buradaki bölgelerle güvenlik çemberleri oluşturmak zorundasınız. Osmanlı bunu yapmıştır. Geçmişte bu yapılmıştır. Anadolu coğrafyasında siz sınırlarda, bu sınırlarda kalarak güvenliği sağlayamazsınız. Biz Cumhuriyet kurulduktan sonra bir yere çıktık mı? Çıkmadık. Ama bakın darbeler yaşadık. Bakın terör tehlikesini yaşadık. On binlerce insanımızı kaybettik. Bizi burada rahat bırakmıyorlar. Bizim bu coğrafyada, Anadolu coğrafyası savunma elverişlidir tabii ki. Derinlikte savunmaya imkan verir. Bunu gelenler görmüştür. Hiçbir zaman askeri bir güçle gelip burayı ele geçiremezsiniz. Ama bunun çevresindeki güvenlik kuşaklarını yıktığınız zaman burada da sizi rahat bırakmıyor. Yani terör örgütünü siz dışarıda karşılamadığınız sürece
kaynağını da yok etmediğiniz sürece, ki Türkiye bunu sağlamaya çalışıyor bugün. Dışarı çıkmamızın asıl nedeni de budur. Tabii, İçeride kaldığımız zaman başka bir İstanbul'un göbeğinde, Ankara'nın göbeğinde bombalar patlattılar. Biz bunları 2015'e kadar gördük. Türkiye dışarı çıkmadı. Olduğu yerde durdu. Ama dışarıda oluşturulan o güç, o terör örgütü, o güç Türkiye'yi içeride parçalamaya çalıştı. O halde Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle iyi ilişkiler geliştirerek teröre yönelik mücadeleyi yurt dışında, kaynağında yapması bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Bu Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Yani çevremizde, bizim Suriye'de veya Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta, bizim biraz önce Türkmenlerden bahsettik. Daha Arap-İsrail savaşları başlayana kadar Golan Tepelerinde Türkmenler vardı. Kerkük'teki Türkmenler, bunlar geçmişte, tarihte bunlar rastgele oralara konulamadı. Büyük devlet aklı, Türklerin derin devlet aklı bunların nereden, kimin yerleşeceğine zaten karar vermişti. Golan Tepesi'ndeki oradaki Türkmen köyleri ne zaman boşaltıldı? İsrail saldırısından sonra boşaltıldı. Baba Esad bunları bir daha oraya götürmedi. Türkiye'de biz yakın zamana kadar, Suriye'deki çatışma olana kadar bizlere unutturulmaya çalışılıyordu. Türkmen varlığından bile habersizlik. Halbuki onlar bizlerin uç beyidir. Onlar bizi, Türkiye'yi dışarıdan koruyan kuşaklardır. Değil mi? Şimdi ben yani aklıma geliyor, dayanamıyorum. Şimdi bizim Rusya ile ilişkileri dengeli götürmemize eleştiriyorlar ya, hani muhalefet kısmı, Sayın Ertekin. Ya onu eleştiriyorsun da sen gidiyorsun kimyasal kullanan, kendi halkına zulmeden Esad'la otur, anlaş, onunla görüş diyorsun. Ya bu nasıl bir ikirciktir yani? Uluslararası anlaşmalara göre sizin sınırınıza gelmiş olan, o baril bombaları altından kaçıp size gelmiş olanları zaten almak zorundasınız. Değil mi? Yani zorundasınız. Muhalefetin bu Yunanistan gibi mi yapacaktık yani? Gelen kişilere Rusya ile sen nasıl görüşüyorsun? Yaptırım uygula, bütün anlaşmaları iptal et, turizm geliri gitsin, yaptığın silah anlaşmaları bilmem ne bitsin. Rusya zulmediyor Ukrayna'ya. Esad'la niye görüşmüyorsun diye de bir yandan soruyor. Biz sıradan yani, bir devlet değiliz ki Ertekin Bey. Sayın Ertekin'e verelim bakalım o sözü de artık. Ertekin Bey çok, gerçekten çok önemli bir konuya temas ediyor. Şimdi Türkiye'nin güvenliği ne Türkiye'den ne Halep'ten değil. Bakın Doğu Akdeniz'den, Akdeniz'in tamamından daha öteye başlar. Yani şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin güvenliği ta Kafkaslardan başlar. Yani misaki milli sınırlar, Turan coğrafyamızdan başlar. Yani şimdi oraları da kontrol etmek, Türkiye, Türk milletinin yani demografik yapı olarak hakikaten, mesela şimdi Suriye ekseninden söz edecek olursak, demografik yapı olarak yerleştirdiğimiz ve orada hakikaten tarih boyunca zaten bizim olan şehirlerimizde kalan Türkmenlerden bahsediyoruz. Yani biz buradan efendim gitsinler oraya, sığınsınlar, orada yerleşsinler, ikame etsinler diye onlar kalmadılar. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu zaman, Osmanlı döneminden kalan insanlar bu insanlar. Dolayısıyla bizim güvenliğimizi tartışırken biraz dikkat etmek lazım sözlere. Hakikaten Türkiye'nin etrafındaki güvenlik çemberi, misaki milli sınırlarımız, Turan coğrafyamızın tamamını koruyacak şekilde geniş düşünmek lazım. Bugün yani Amerika'nın gemisine binmiş Miço'nun, yani bugün bir harita yayınlandı diye dünyaya ayağı kaldırıp feryat etmesinin sebebi budur zaten Ertekin Bey. Çünkü haksızlar. Haksız oldukları için, yaptıkları hataları bildikleri için, onların foyalarının ortaya çıkacağı için ne yapıyorlar? Feryat ediyorlar. Ama acı olan kısmı şu. Bakın biz Türkmenler, Türkmen Dağı'ndan, işte Golan Tepelerinden ve güney sınırlarımız boyunca olan insanlarımız oralar Esad'ın varil bombalarına ve Esad zulmüne maruz kalırken, yani hiç muhalefet etmeyenler, hiç ağzını açmayanlar, orada modüler, tarihte olmayan, çok güzel ifade ettiniz, tarihte olmayan, bırakın adını, böyle bir işte bölücü Kürtçülük hareketiyle işte orada modüler bir Kürt devleti kurmak isteyen emellere karşı kim destekledi? Savaş başladığı zaman, Suriye iç savaşı başladığı zaman 2014'te ne yaptı Esad? Bir kere Suriye'nin kuzeyini boşalttı.
Yani bu tesadüf olabilir mi Hakkettin Bey? Yani biraz bak, önümüze bakmamız lazım konuştuk yani. Şimdi o zaman ne yapacağız? Yani Türkiye'de Türkiye olarak, Türk devleti olarak ne yapacağız? Burada bize tuzak kuran, emperyalist emellere yani uşaklık eden insanların yaptığı bu tuzaklara, kurdukları tuzaklara biz ne yapacağız? Türk devleti olarak müdahale ediyoruz. Mehmetçiğimizi yolluyoruz, kahramanlarımızı yolluyoruz orada. Can veriyorlar, can bunlar. Orada kalkıp şey yapmıyorlar, tatile gitmiyorlar Hakkettin Bey. Can veriyorlar burada. Bu insanlara karşı tezkereyle desteklemeyeceğiz de. Bu orada can veren insanlara yürekten arkalarında durmayacağız da ne yapacağız? Ne yapacakmışız? Beyefendi söylüyor. Efendim gidecekmişiz, Esad'a diyecekmişiz ki al bu gönderdiğin düzensiz göçmenleri buraya yerleştir diyecekmişiz. Bir de harita verseydiniz Türkiye. Şimdi bakın o bölgelerde bir oralarda bu insanları göndermenin, yerleştirmenin de usulü erkanı var. Neden diyeceksiniz Alptekin Bey? Çünkü bu demografik yapı dediğimiz mesele bizim topraklarımızın şu anda anlaşmalar gereği olarak topraklarımızın dışında cereyan eden olaylardan bahsediyoruz. Yani Türkiye tamam. Ne diyor? Sayın Alptekin çok güzel söylüyorsunuz ama Türk düşmanları Irak'ta, Irak'ı da parçalamak istiyorlar. Suriye'yi de bölmek istiyorlar. 4 parçalı, 8 parçalı. Ama onun cevabı çok net verildi. Eğer Irak'ı parçalarsanız 81, 82, 83, 84 Musul, Kerkük diye de devam eder. Bunun da bilincinde olduklarına eminim. Amerika'nın da, Fransa'nın da, İngiltere'nin de herhalde. O yüzden de o görüşmeler yapılıyor, sonucu çıkmayan şeyler yapılıyor. Türkiye'yi zayıf yakalamak istiyorlar. Vurabilecekleri tek yerde bizim meclisimize el atabilmeleri. O yüzden de Biden'dan icazet alıyor. İçimizde bir ateş yak. Hoş geldin diyor. Şimdi içimizde bir ateş yakmak istiyorlar. Ne yapmak istiyorlar? İçeriden muhalefet yapmak ve bizim haklı olduğumuz meseleleri içimizde tartıştırmak istiyorlar. Şimdi içimizde tartışmayız Alptekin Bey. Bunun tartışması olmaz. Yani bizim oradaki soydaşlarımızın tarihten gelen hakları, hukukları vardır. Musul'da da vardır, Kerkük'te de vardır, Halep'te de vardır. Kıbrıs'ta olduğu gibi Kıbrıs'ta da vardır. Bakın onu da ilave etmek lazım. Onun üzerinde de birçok oyunlar oynanmak isteniyor. Şimdi bakın burada Türk Devleti ne yaptı? Son zamanlarda kendi mühimmatını, kendi silahını, kendi teknolojisini, kendi askeri konseptini inovatif bir şekilde geliştirerek bölgede hakim güç haline geldi. Bölgesel bir güç haline geldi. Dünya devleti, dünya lider, dünyaya öncülük edebilecek. Yani ne dedi? Birleşmiş Milletler'in aldığı işte efendim kısıtlayıcı kararlar dünya beşten büyüktür diye bir şey kondu. Ortaya bir fikir kondu. Şimdi devletimiz bunun arkasından durmak durumundadır. Buradan geriye çekilme diye veyahut da gidip de Esad'a işte efendim gelin barışalım da işte bunları alın şunları alın böyle bir şey olmaz. Bu diplomatik ilişkiler elbette ki devletler arasında bir süreç içerisinde gelişir. Nasıl işte bugün Mısır'la, İsrail'le tekrar temas kurulur. Ya ilk önce Cenevre'den bir sonuç çıkartacak, olumlu adımlar atsın tabii, görüşmelerden tabii. Esad da. Sonra gelsin ilk önce halkına bir seçim meçim neyse demokrasinin adımını başlatsın. Peki şimdi son 10 dakikamız, 11 dakikamız. Ya başka konular da vardı. Sayın Avcı, şimdi tabii size de söz verelim bir 2-3 dakika ama ben şeyi de merak ediyorum. En son sözü size vereyim Sayın Avcı. Bir 3-5 dakika. Şu ya Biden'a ne oluyor? Yani bir yandan suikast, bir yandan Biden'ın la ilgili biliyorsunuz bir şeyler var ortada. Abi, bir şeyler sızdı. Johnson gidiyor. Yani böyle bir anda bir şeyler bir anda böyle bir şeyler oldu. Yani tabii birbirine bağlı mı? İşte değil mi? Tabii Amerika Birleşik Devletleri ayrı bir konu. Yani çok Amerika Birleşik Devletleri eşi gücünde değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni birisi oyuna getirdi. Özellikle soğuk savaş dönemi bittikten sonra birileri onlar işte Huntington'da orada medeniyette çatışmasıydı. Bir savaşın içerisine soktular. Amerika hepsinden yenildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kazandığı bir savaş yok. Yani belki filmlerde kazanıyor ama gerçekte tek başına, koalisyon değil, tek başına kazandığı bir savaş yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü insanları ve bölge insanlarını birbirine düşürerek bundan istifade etmek. Yani buradaki işte Johnson'ın gidişi, diğer olaylara veya Amerika Birleşik Devletleri'nin işte siber saldırılara maruz kalması, F-35 satmaya çalışıyorlar. Kaç seneden beri hangi bilgilerinin
çalındığı belli olmayan bir F-35 var. Yani birçok bilgiler sızmış zaten. Kendi iç yapısında da karışıklıklar var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde hani iç savaş çıkacağını bile iddia edenler var yani. Hı hı. 2024 yılına. Belki de ondan önce varacak. Yani şu andaki oyu giderek düşüyor. Trump taraftarları devam ediyor. Evet. Silah yasası, kürtaj yasası kendi içerisinde bir bölünmüşlük yaşamaya başladı Amerika Birleşik Devletleri. Tabii söylediğim gibi nasıl ki Rusya'nın saldırısını büyüterek işte onları hatta tetikleyerek yani Biden geçen yılın sonunda dedi ki ben müdahale etmeyeceğim. Savaştan bir gün önce akşam çalışıyordum. O sırada bir şey geldi Beyaz Saray'dan. Savaş yani başlamak üzere. O sabaha karşı zaten 3-4 saat sonra da savaş başladı. Yani Rus kuvvetleri girdi. Daha kaç defa söyleyeceğiz? Müdahale etmeyeceğim deyip bütün çevresine askerleri dedi. koyup böyle etmeyeceğiz nasıl dedi. Müdahale etmeyeceğiz. Kaç defa söyleyeceğiz dedi. Yani kışkırttı bir yerde. Müdahale et. Ben karışmayacağım. Bunu verdi çünkü bunu kullanmak istiyordu. Şimdi biz bunları nereden anlıyoruz? Bu olayları anlayabilmek için çok geniş bir açıdan bakmak gerekiyor. Yani ulusların ulusal güvenlik stratejileri belgeleri vardır. Bunların incelemek gerekiyor. Analiz etmek gerekiyor. İşte Münih Güvenlik Konferansı var. NATO zirveleri var. Burada söylenenlere baktığınız zaman zaten bunun çerçevesini çizmişti Biden. Dedi ki iki tane düşmanımız var bizim için. Bir, en büyük tehdit Rusya. İkincisi de Çin. Şimdi Rusya'yı bu şekilde bir akarte etmeye, zayıflatmaya çalışıyor. İşte bunu hem savaşsın, onlara yetecek kadar silah veriyor. İstese aslında hepsini verir belki. Yani kendisi de girer. Kışkırtmaya devam ediyor. Hava sahasını kullanmayı yasaklayabilirdi. Yani bu savaş önleyebilirdi. Önlemek istemedi. Belli bir yere kadar onun Rusya'nın yıpranmasını istedi zaten. Yaptırımlar da o yüzden. Bundan sonra hangisi gelecek? Yani iç hat manevrasına göre önce kuvvetli tarafa, askeri açıdan kuvvetli olan Rusya'ydı, ekonomik açıdan kuvvetli olan Çin'di. Bundan sonra da Çin'e geçecek. Bunun hazırlıkları ne zaman yaptı? İşte Hint-Pasifik strateji belgeleriyle ilgili. Yani. Şu anda savaş orada cehirlenecek. Rusya'dan sonra sırada o var. İşte Japonya'da olan da o. Yani Japonya biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya gibi silahsızlandırılmıştı. Silah kullanmayacaktı ama işte Rus tehdidi Almanya'yı silahlandırmaya yani karşısında bir denge yetişmedi çünkü. Asker sayısı da az gelince Almanya'ya ilk başta NATO'ya bile almamışlardı 1949 yılında. 1955'te girebildi. Almanya yardım etmeye başladı. Halbuki dediler ki Almanya bundan sonra hiç sanayi şey olmayacak, hiç fabrikası olmayacak. Bir tarım ülkesi olacak. Bu karar alınmıştı, gidildi. Şimdi ise bu savaş Hint Pasifik'te cereyanlayacak. Bunun planları yapıldı. Hatta işte bu sene Şubat ayında 2019 yılında yapılmıştı. Bu sene Biden imzalı Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Pasifik stratejisi belgesi yayınlandı. Orada madde madde bir sene içinde ne yapılacak? İki sene içinde ne yapılacak? Orta vadede ne yapılacak? Bunların planları yapıldı. Buradaki ana amaç şu. Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri tek bir askerini kaybetmeden burada Rusya'ya karşı bir savaş yürütüyor. Bir tane Amerikalı öldü mü? Bir tane Amerikalı zarar gördü mü? Her şey istediği gibi. Kârlı olan o. Şimdi aynı stratejinin benzerini şeyde yaratmaya çalışıyor. Hint Pasifik bölgesinde. Burada ne yapıyor? Hindistan'ı çıkartmaya çalıştı. Hindistan, Kore, Güney Kore. Güney Kore, Avustralya çok büyük bir güç değil. Nüfus olarak çok büyük bir güç değil. Ama Japonya çok önemli. Japonya'da artan Çin tehdidine karşı önce öz savunma kuvvetleri adıyla belli miktarda silahlanmasına izin vermişti. Şimdi ne oldu? Bir olay olduğu zaman şuna bakmak lazım. Bu olayın kime faydası vardır? Bunu düşündüğünüz zaman olayı anlamlandırmak daha kolay oluyor. Yoksa kaybolup gidiyorsunuz. Şu mu yaptı, bu mu yaptı olayı? Sonuçta abi suikastinin oradaki bir sıkıntının kime... Şöyle oldu, bu ordunun silahlanmasıyla ilgili olan, yani daha önce İkinci Dünya Savaşı'nda oluşturmuş olan kısıtlamaların kalkması manasına geliyor bu. Hı-hı. Neden? Çünkü şu anda iktidardaki parti gerekli çoğunluğu diğer partilerin de desteğiyle yanındaki alabiliyor ve bu aşamadan sonra Çin'in karşısında ardından da bir Japon gücü oluşturacak. Epey bir Japon gücü. Olay bu. Yine. Yani bütün bu yapılan şeyi de düşündüğümüz zaman kime faydası oldu? Yine buradaki Japonya'nın silahlandırması ve çok, Çin karşısında bir dengenin oluşturması. Çok önemli konu başlıklarına girdik. Bunlar aslında çok konuşulacak, üstünde irdelenecek şeyler var, satır başları var. Sayın Avcı, son sözleri size bırakalım efendim. Evet.
Güngör Bey ayrıldı galiba programdan, bilemiyorum ama çok güzel bir şey kullanmıştı. Evet, evet. Evet, Güngör Bey. Kerkük Türkü üzerinden ben bunu bütün Türk dünyasına... Maybars rahat bırakmıyormuş Sayın Avcı. Evet. İkinci bölümde veda ettik. Evet. O örneği bütün Türkiye, dünya Türkü için geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ben bir Kerkük'lü olarak benim için Kerkük'ten daha önemlidir. Güvenliği benim için Kerkük'ten daha önemlidir. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası bizim her şeyimizden önemlidir. Bütün Türk dünyası böyle düşünüyor. Çünkü herkesin kulağı, gözü Türkiye'dedir. 300 milyona yakın insanımızın gözü, inanın ki kulağı Türkiye'dedir. Bu milletin kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası onun için Türk milleti için fevkalade önemli bir unsurdur. Şimdi biz özellikle demin de bahsettik, yani Irak'ta Türkmen varlığı, ben sadece Irak demiyorum çünkü Türkmeneli diyorum. Türkmeneli, biz de büyük Türkmeneli devleti diyoruz inşallah. Bu Suriye'yi de kapsayacak, Lübnan, Ürdün, bu Orta Doğu coğrafyasında Türkmenlerin hepsini kapsayacak bir devlet inşallah temenni ediyoruz. Şimdi burada bizim sıkıntılarımızı dile getirmek istiyorum. Özellikle bilirsiniz, yani bu konu demin de arz ettim. Oradaki Türk varlığının bekası, güçlü olması demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve güçlü olması demektir. Yani oradaki, ister Suriye'deki ister Irak'taki Türkmenlerin güçlü olması Türkiye'nin sigortası anlamına gelir. Bugün eğer Amerika on binlerce kilometre öteden gelip Irak'ta benim milli güvenliğim tehlikeye girdi, onun için oraya asker indiriyorsa, Saddam'ı götürüyorsa, yani benim daha önce bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı olan, Cumhuriyet'ten sonra bu topraklar, kağıt üzerinde verilen bu topraklar da bırakın hakkımı, o topraklarda şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tehdit olarak üst haline getirilmiştir bu terör örgütleri unsurlarıyla. Dolayısıyla oradaki Türklerin başta silahlanması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam destek vermesi lazım. Bunu sağlaması lazım. İki, oradaki Türk varlığının bekası için ekonomik şartların, ekonomik yatırımların o Türkmeneli bölgesinde her ilinde yapılması lazım. Bugün 2014'te Telafer'den çıkarılan, IŞİD tarafından kaçmak zorunda kalan, göç etmek zorunda kalan 400 bin telaferimiz bugün 90 bini Türkiye'de, 120 bini Basra'da, güneyde, Irak'ın güneyinde. Bunlar memleketlerine dönemiyor çünkü orada adam evini terk etmiş, geldiği zaman evi yıkılmış. Dükkanı vardı, dükkanı yıkılmış. Yani nasıl biz Suriye'deki geri dönüş projesinde bir takım kurumların, kuruluşların katkısıyla oradaki dönüşü sağlamak projeleri, bu projelerin de Irak Türkmenleri için de, özellikle telaferler için diyorum, bunların dönüşüyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir projesi olması lazım. Daha doğrusu Türkiye Devleti'nin Türk dünyası ile ilgili bölgesel olarak da projeleri olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık Avrupa'ymış, şuymuş, burayı bırakıp Türk'ün öz varlığına dönmesi lazım. Yani Türk cumhuriyetlerimizle birlikte, Türk dünyasının bütün unsurlarıyla, cumhuriyet olsun olmasın, topluluk ve akrabalarla birlikte Türkiye güçlü bir devlet olacaktır. Bu güçlü devletin de gereği mutlaka onlarla ilgili bir proje üretilmesi lazım. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir Türk Dünyası Bakanlığı kurulması lazım. Bu politikalarımızı gerçekleştirmek için. Biz de o temennileri katılıyoruz. Katılıyoruz. Türkmeneli İnsan Hakları Dernek Genel Başkanı Savaş Avcı,
Ekonomist gazeteci Mustafa Ertekin, gazeteci Güngör Yavuz Aslan, dış politika uzmanı doçent doktor Güray Alpar, yayınımıza verdiğiniz katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Siyaset notlarının bugünlük, bu haftalık sonuna geldik. Saat başında Ayşenur İdris sıcak gelişmeleri, gündeme yansıyan gelişmeleri haber bülteninde aktaracak efendim. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın.